Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5'te konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Parabolden bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakın burada ne demiş? Fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadelere ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyon ve bu fonksiyonların grafiklerine de parabol denir. Tabii ki burada a'mızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfırdan farklı olması gerekiyor. Buna benzer bir mantığı aslında doğru da söylüyoruz değil mi? Ax artı b şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyon denir. Aynı zamanda bu bir doğru belirtir. Doğru denklemidir. Buna doğru deriz mesela. Burada da ikinci dereceden olduğunda da buna biz parabol demiş oluyoruz. Mesela ax artı b dediğimizde de a'nın sıfırdan farklı olmasını istiyoruz. B tek başına kaldığında sabit fonksiyon oluyor. Buradaki mantıkta da arkadaşlar x karenin katsayısı olan a'nın sıfırdan farklı olması lazım. Dikkat ediyorsanız x küplü, x üzeri 4'lü falan bir ifade bulunmayacak. Kök x'li bir ifade bulunmayacak. Yani elimizdeki ifade ax kare artı bx artı c şeklinde olacak. Burada b'miz sıfır olabilir, c'miz sıfır olabilir ama x karenin kesinlikle bulunması için a'mızın sıfırdan farklı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela bu fonksiyonun grafiği bir parabol belirttiğine göre f1 değeri nedir diye sorulmuş. Baktığımız zaman ben burada x küplü bir ifade görüyorum. Oysaki parabol dediğimizde ikinci dereceden bir değişkenli bir fonksiyon olması gerekir. Yani burada üçüncü dereceden bir ifadenin bulunmaması gerekir. Yani o zaman burada x kübün katsayısı olan a-2'nin 0, a'mızın da 2 gelmesi gerekir. Bunun dışında bakıyorum 2x'de bir sıkıntı yok, 7'de bir sıkıntı yok. Çünkü benim formatım neydi? Ax kare artı bx artı c'ydi. Ama bunlar var da x kareli ifade kesinlikle bulunmalı ki ben buna parabol diyebilmiş olayım. Baktığımda x kareyi getirebileceğim tek yer şuradaki x üzeri b'dir. Yani buradaki b'mizin kaç olması gerekir? 2. B'miz 2 ise b eksi 3'ümüz 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir. Eksi 1 çarpı x kare artı 2x artı 7 bize burada aradığımız parabolün denklemini vermiş olur. Yani bizim aradığımız ifade eksi x kare artı 2x artı 7'dir. Biz buna ne diyebiliriz? Fx diyebiliriz. Bizden f1 istenmiş. Yani fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 yazmamız istenmiş. Bu da bize eksi 1 artı 2 artı 7'den kaçı verecektir? 8'i verecektir. Doğru cevabın 8 gelmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi mesela biz doğru denklemi deyince dedim ya hani ax artı b, a bu birinci dereceden bir bilinmeyenli bir ifade, bu bir doğru belirtir diyoruz. Mesela bu bir doğru belirtiyor. Yani biz bunun grafiğini biliyoruz. Mesela şöyle bir grafiği olabilir, böyle bir grafiği olabilir. Bunları biliyoruz. Hatta çizerken diyoruz ki x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı bulalım. Çünkü bu eşittir y diyoruz. Y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı bulalım. Yani zaten biz iki noktayı bulmuşuz. Bu iki noktayı birleştirince de doğrumuzu ne yaptığımızı söylüyoruz, çizdiğimizi söylüyoruz. Çünkü zaten iki noktadan sadece bir doğru geçebiliriz. İçin belli iki noktadan. Burada biz iki nokta bulduğumuzda bunları birleştirdiğimizde aradığımız doğrunun grafiğini çizmiş olduğumuzu söylüyoruz. Aynı mantıkla hani bu doğru grafiğidir diyebildiğimiz mantıkla parabolün grafiğinin de burada verilen şekillerde olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Yani bakın biz şöyle bir grafik gördüğümüzde bunun parabol olduğunu ya da bu şekilde bir grafik gördüğümüzde bunun bir parabol grafiği olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyor ki biz ax kare artı bx artı c denkleminde, yani bir parabol denkleminde arkadaşlar, eğer buradaki x karenin katsayısının pozitif olduğunu görüyorsak çizeceğimiz parabolün kolları yukarı gelecektir diyoruz. Eğer burada x karenin katsayısı olan a'nın sıfırdan küçük olduğunu görüyorsak bu sefer de çizeceğimiz parabolün kolları aşağı olacaktır diyoruz. Aslında benzerini doğru da söylüyoruz. Hani biz diyoruz ya ax artı b'de eğer x'in katsayısı olan a pozitifse bizim doğrumuz sağa yatık olur. Ya da işte orada x'in katsayısı olan a negatifse bu sefer doğrumuz sola yatık olur diyoruz ya. Hani x ekseniyle pozitif yönde dar açı yaptığımızda arkadaşlar eğimimiz pozitif geliyor, sağa yatık oluyoruz. Geniş açı yaptığımızda eğimimiz negatif geliyor, sola yatık oluyor. Aynı mantıkla, ona benzer mantıkla burada da onu görüyoruz. Eğer burada x karenin katsayısı pozitifse kollar yukarı, x karenin katsayısı negatifse kolları aşağı olan bir parabol çizeceğimizi söyleyebiliriz. Hocam nereden çıktı bu şekil? Şimdi biz bunu zaten çözdükçe, bulduğumuz değerlerle birleştirdikçe, ha bakın kollar yukarı geliyor. Bakın böyle yapınca zaten kollar aşağı olmak zorunda, bunu görüyoruz diye anlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi diyor ki parabolün eksenleri kestiği noktalar bulunur. Aynı doğrudaki mantıkla. Yani bakın sadece bu doğru ve parabol için de geçerli değil. 3. dereceden 4. dereceden bir fonksiyon grafiğini çizerken ilk temel, yani ilk aklımıza gelen şudur. X'e 0 verip y'yi kestiği noktayı bulalım. Y'ye 0 verip x'i kestiği noktaları bulalım. Eğer derecesi 3, 4, 5 diye gidiyorsa işin içine türev de girer, ikinci türev de girer. Oradan grafikler çizilir ama temel mantıkta zaten ilk yapacağımız x'e 0 ver y'yi bul, y'ye 0 ver x'i buldur. Mesela ax kare artı bx artı c eşittir y dediğimizde biz zaten x'e 0 verirsek y'imizin ne geldiğini görüyoruz, c'ye geldiğini görüyoruz. Çünkü x'li ifadelerin tamamı gidiyor. Geriye
sadece c kalıyor. Yani polinomda sabit terimi bulmak gibi. Burada biz x'e 0 verip y'yi c olarak bulduğumuzda parabolümüzün de y eksenini 0, c'de kestiğini söylemiş oluyoruz. Demek ki bize verilen paraboldeki sabit terim aslında o parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır diyebiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkla bir de y'ye 0 verip x'lerimizi bulmaya çalışıyoruz. Orada da y eşittir 0 için ax kare artı bx artı c eşittir 0'ı çözüyoruz. Aslında ikinci dereceden denklemlerden zaten bahsetmiştik. Oradaki delta kavramını anlatmıştık. Delta bize kökleri veriyordu. Çarpanlara ayırma yapabilirsek zaten köklerimizi rahatlıkla bulabiliyoruz. Kök neydi? Kökü hatırlayın. Hatta anlatırken söylemiştik. Bu denklemin kökleri sıfırları demek x eksenini kestiği noktalar demektir. Çünkü x eksenini kesmesi demek y'sinin sıfır olması demektir. Hatırlayın hep şunu söylüyordum arkadaşlar. Bizim elimizde bir y ekseni var, bir x ekseni var. Aslında y ekseni x eşittir sıfır doğrusu. X ekseni de y eşittir sıfır doğrusu. Yani x eksenini kestiği noktalar, kökleri sıfırları demek y'yi sıfır yapan durumlar demektir. Y'yi sıfır yapan noktalar demektir arkadaşlar. Bu durumda biz burada eğer y'ye 0 verirsek ax kare artı bx artı c eşittir 0 ikinci dereceden denkleminin köklerini bulmak istiyoruz demektir. Bunu unutmayalım. Ne demiştik peki böyle bir ifadede? Eğer bu denklemde mesela çarpanlara ayırma yapamadık, delta'dan bulabiliriz. Her zaman delta'yı kullanabiliriz. Delta'mız 0'dan büyük gelirse, ki bu b kare eksi 4ac idi, bizim 2 reel kökümüz geliyordu. Delta'mız 0'a eşitse çift katlı bir tane kökümüz gelmiş oluyordu. Delta 0'dan küçükse hiç kökümüz gelmiyordu. Hiç kökümüzün gelmemesi ne demek? Demek ki bu parabolün x eksenini hiç kesmemesi demek. Bir kökümüzün gelmesi demek parabolün x eksenine teğet olması demek. İki reel kökümüzün gelmesi demek parabolün x eksenini iki farklı noktada kesmesi demek. Diyelim ki biz kolları yukarı doğru olan x eksenini kesmeyen bir parabol çizeceğiz. Örneğin grafiği şu şekilde olabilir arkadaşlar. Kolları aşağı doğru olan x eksenini tek noktada kesen parabol çizeceğiz. Onun grafiği mesela şöyle olabilir. Burada teğet olur arkadaşlar. Çift katlı kök gelmiş olur. Ya da kolları yukarı doğru olan x eksenini iki noktada kesen, yani delta sıfırdan büyük olan bir parabol çizeceğiz. Onun da mesela bu şekilde olabileceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada bizim için önemli olan bir nokta, aslında en önemlisi diyebileceğimiz nokta, tepe noktası. Tepe noktası, dikkat ediyorsanız parabolümüz simetrik bir şekil gelecek. Bundan da bahsedeceğiz simetri ekseninden arkadaşlar. Tepe noktası, kolları yukarı doğru olan bir parabolümüz varsa onun alacağı minimum değeri bize verir. Kolları aşağı doğru olan bir parabolümüz varsa onun alacağı da maksimum değeri bize vermiş olur. Burada mesela biz bir parabol çizdiğimizde, şu benim kırmızıyla çizdiğime odaklanırsanız, buradaki köklerin tam ortasında bulunan apsis bizim tepe noktamızın apsisidir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin, köklerimiz var x1 ve x2. İkinci dereceden denklemlerde hatırlayın, kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Biz bunların tam ortasını bulmak istiyoruz. Mesela 4 ile 10'un ortasını bulurken ne yaparız? 4 artı 10, 14, 14 bölü 2'den 7. 4 ve 10'un tam ortasında 7 olur. Buradaki mantık da odur. O zaman kökler toplamının tam ortasını bulacaksak kökler toplamını 2'ye bölmemiz gerekir. Kökler toplamımız neydi? Eksi b bölü a idi. Bunu bir de 2'ye bölersek eksi b bölü 2a'ya ulaşmış oluruz. İşte bu da tepe noktasının apsisi dediğimiz r'yi bize verecektir. Tepe noktasının ordinatı da genellikle k ile gösterilir. İlla bunu ezberlememize gerek yok. R virgül k diyeceğiz diye bir şey yok. Ama hep böyle kullanıldığı için nasıl delta diyorsak, eksi b bölü a diyorsak bunları bilmekte işimize yarayacaktır. Tepe noktasının apsisi r ise ordinatı k'dir. Adı üstünde ordinatı diyorum. Tepe noktamız parabolümüzün üzerinde. Biz bunun apsisini bulduysak parabolümüzde r'yi yazdığımızda da bunun ordinatı olan neyi bulmuş oluruz? K'yi bulmuş oluruz. Demek ki r'yi eksi b bölü 2a'dan hesaplıyoruz. Bulduğumuz r değerini de fonksiyonumuzda yazdığımızda k'yi, yani tepe noktamızın ordinatını hesaplamış oluyoruz. Kolları yukarı doğru olan bir parabolde minimum değerimiz vardır. Bu bizim tepe noktamızın k'sidir. Kolları aşağı doğru olan bir parabolde maksimum değerimiz vardır. Bu da bizim tepe noktamızın yine k'sidir diyebiliriz. Arkadaşlar ordinatıdır diyebiliriz. Birazdan söyleyeceğiz zaten ilerleyen dakikalarda. Yani burada bizim parabolümüzün simetri eksenidir bu tepe noktası. Zaten bunu iyi kavrarsak, bunun üzerinden parabolün düzenlendiğini anlarsak çok rahatlıkla çözüme gitmiş oluruz arkadaşlar. Yani buradaki tepe noktasına göre bizim parabolümüz simetrik gelecek. Şunun gibi düşünün. Elimizde şöyle bir parabol olsun. Mesela x eksi 2'nin karesi. Şimdi burada göreceksiniz, mesela bizim tepe noktamız 2'de gelecek. Tepe noktamızın apsisi 2 gelecek. Neden? Şimdi bakın, 2'ye göre simetrik olacak bizim fonksiyonumuz. Mesela ne demek simetrik? 2'nin bir birim sağında ne var? Burayı sıfırlayan değer 2'dir. 2'yi düşünün şimdi. 2'nin bir birim sağında 3 var.
3'ü burada yazarsanız 3 eksi 2 1, 1'in karesinden 1 gelir. 2'nin 1 sol 1'in solunda 1 var. 1 yazın, 1 eksi 2 eksi 1 eksi 1'in karesinden 1 gelir. Bakın 2'ye göre simetrik olan 2 noktayı aldığımızda görüntüleri aynı oldu. 2'nin 10 birim sağında 12 var. 12'yi buraya yazın. 12 eksi 2 ne geldi arkadaşlar? 10, 10'un karesi 100. 2'nin 10 birim solunda ne var? Eksi 8. Eksi 8'i buraya yazın. Eksi 8 eksi 2 eksi 10 eksi 10'un karesinden ne geldi? 100. Yani işte onun için biz buraya tepe noktası deriz ve simetri ekseni deriz. Bu noktaya göre bizim parabolümüz simetriktir. Sağ tarafa doğru da sol tarafa doğru da aynı şekilde gitmiş olur. Bunları da anlatacağız. Yeri gelmişken birazcık da olsun bahsetmek istedim. Mesela bu parabolün kolları yukarı doğru olduğuna göre P'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz. Hemen bir önceki sayfaya dönelim. Kolların yukarı olması neye bağlıydı? X karenin katsayısının pozitif olmasına, kolların aşağı doğru olması da X karenin katsayısının negatif olmasına bağlıydı. Aslında buna dair de küçücük bir bahsetmek istiyorum. Mesela eşitsizliklerde şöyle bir şey yaparız. Kökleri bulduktan sonra diyelim ki 3 tane kökü olsun bizim verilen fonksiyonun. Deriz ki kuvveti en büyük olanın katsayısına bakalım. Eğer o artıysa buradaki eşitsizlik tablomuzu artıyla başlarız. Artı eksi falan diye devam ederiz. Eğer o en büyük derecesi en büyük olanın kuvveti eksi ise bu sefer eksiyle başlarız. Yani burada bu sonsuza giderken, eksi sonsuza giderken belirleyici olan en büyük kuvvettir. Limitte aslında bunlar anlatılıyor. Bunlara giriş yapılıyor ama temel mantık budur. Biz burada hani eşitsizlik tablomuzu yaptığımızda da en sağ taraf aslında artı sonsuza giden, en sol taraf da eksi sonsuza giden kısımdır. Şimdi biz artı sonsuza baktığımız zaman x'in kuvveti ne olursa olsun artı sonsuzun o kuvveti yine bize çok büyük sonsuz gibi bir sayı verecektir. Burada belirleyici olan bu sonsuzdur. Pozitif sonsuz diyelim ona biz. Eğer burada o x'in en büyük kuvvetinin katsayısı da pozitifse en belirleyici olan orayı pozitif yapar. Ama negatifse en belirleyici olan en büyük kuvvet orayı negatife dönüştürmüş olur. Onun için biz burada işte katsayısı pozitifse artıyla, katsayısı negatifse eksiyle başlarız deriz. Buradaki mantık da o. X karenin katsayısı pozitifse kollar yukarı yani sonsuza gitmeli. X karenin katsayısı negatifse kollar aşağı yani eksi sonsuza gitmeli deriz arkadaşlar. Burada kollarımız yukarı doğruysa x karenin katsayısı olan p eksi 5'in 0'dan büyük olması gerekir. Bu durumda p'miz 5'ten büyük gelir. Bize p'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş. 5'ten büyük ama en küçük 6 geleceği için doğru cevabın 6 olması gerekir arkadaşlar. Parabolünün grafiğini çiziniz demiş. Kollarının yukarı doğru olacağını biliyoruz. X karenin katsayısı pozitif olduğu için. Dediğim gibi hiç gözümüzde büyütmeyeceğiz. Mesela biz y eşittir x'i çiziniz dedikleri zaman bunun bir doğru belirteceğini biliyoruz. En temel mantık şuydu. X'i 0 ver, y'yi kestiği noktayı bul. Y'yi 0 ver, x'i kestiği noktayı bul. Şimdi burada zaten x'i 0 verdiğimizde y 0 oluyor. Y 0 için x 0 oluyor. Mesela şuradaki doğrumuzu çizmeye çalışalım. O zaman biz başka bir nokta veririz. Deriz ki x'e 1 verelim. X 1 için de y 1 geliyor. İsterseniz bir de x'e mesela 2 verelim. X 2 için de y 2 geliyor. Ama demiştim ki zaten biz bir doğru çizeceksek bize 2 nokta yeterli. Çünkü belli 2 noktadan geçen sadece bir doğru vardır. O zaman hem şu 0'a 0'dan hem 1'e 1'den hem 2'ye 2'den geçen şöyle bir doğru bizim doğrumuzun grafiği oluyor. Niye bunu böyle birleştiriyoruz ki? Belki ileride yamuluyordur, bir şeyler oluyordur. Ama olsun, biz doğru grafiğin böyle olduğunu biliyoruz. Aynı mantıkla az önce anlatmaya çalıştığımız parabol grafiği de simetrik bir grafik olacaktır. Ya kolları aşağı ya da doğru, yukarı doğru olup bu halde bir formatı olmalıdır diye biliyoruz. Şimdi biz fx eşittir x kareye çizeceğiz. Yine aynı mantıkla ilerleyelim. Bir kere kollarımız yukarı olacak. Bunu bilmesek bile değerler verdiğimizde bunun geleceğini anlayacağız. Şimdi bakın, x'e 0 verdiğimizde bunu y eşittir x kare gibi düşünün. X eşi 0 verdiğimizde y 0 gelir. Demek ki tam şu orijinden geçiyor. X'e 1 verince y 1 geliyor. Hemen işaretleyelim. X 1 için y 1. X'e 2 verince y 4 geliyor bakın 2'nin karesinden. O zaman biz burada 2 verdik. Burada kaça ulaştık? 4'e ulaştık. Şöyle işaretleyelim. Şimdi aslında bu bize işte gideceğimiz yönü belli ediyor. Bir de x'e eksi 1 verin. Eksi 1 verince de 1 geliyor. Burası eksi 1 ama görüntümüz kaç oldu? 1 oldu. Eksi 2 verin. Eksi 2 verince kaç gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. Dikkat ediyorsanız bak, simetrik görüntüler elde ediyoruz. Hani az önce demiştim ya, parabol zaten simetrik bir şekildir. Onun için temel mantığının neyin geleceğini anladıktan sonra 2-3 nokta bildiğimizde bunları birleştiririz. Demek ki burada arkadaşlar, hani ben tepe noktasından da bahsetmiştim ya, bakın tepe noktası. Tepe noktası neydi? Eksi b bölü 2a'dan buluyorduk. Bu kolları yukarı doğru olan bir parabolde minimum değeri, kolları aşağı doğru olan bir parabolde maksimum değeri veriyordu. Şimdi y eşittir x kare parabolünde. Şimdi bizim formatımız ax kare artı bx artı c şeklindeydi. Bizim a dediğimiz kat
katsayı x karenin katsayısından 1. B dediğimiz katsayı burada x olmadığı için 0. C dediğimiz katsayı yine C sabit terim olmadığı için 0. O zaman eksi B bölü 2A'mız ne gelmiş olacak? 0 bölü eksi 0 bölü 2'den 0 gelecek. Yani bizim bu kolları yukarı doğru olduğunu bildiğimiz parabolümüz minimum değerini x eşittir 0 apsisli noktada alacak. Eksi B bölü 2A'yı bulduk, 0 geldi. Bunu da fonksiyonda yazacaktık. Hani R virgül K demişti ya, hemen bir dönüp hatırlayalım. Bakın şurada ne diyordu? R diyordu eksi B bölü 2A. Bunu da fonksiyonda yerine yazarsan da K'sini bulmuş olursun. Yani ordinatını bulmuş olursun. E biz buraya geldik. Şimdi R'mizi kaç bulmuş olduk biz burada? 0. Fonksiyonda R yazdık. FR yani F0 da 0 geldi. O zaman K'miz de 0 geldi. O zaman benim en başta 0 verip 0 bulduğum nokta vardı ya. Yani orijin noktamız. Orası bizim en küçük değerimizi aldığımız tepe noktamızmış. E o en küçük değeri aldığımız tepe noktasına göre parabol simetrik olacak demiştim ya. Buradaki mantık o zaman. Demek ki biz bakın buradan böyle geleceğiz. Buradan geçeceğiz. 0'da 0'da en küçük değerimizi alıp yukarı dönüp buradan da böyle gitmiş olacağız. İşte bizim bu en küçük değeri aldığımız şurada arkadaşlar. Burası bizim anlatacağım yine simetri eksenimiz olacak. Bizim parabolümüz buraya göre simetrik gelecek. Sağ tarafta aynı şekilde gidecek. Sol tarafta aynı şekilde gitmiş olacak. Mesela 0'a 1 birim uzaklıkta 1 var. Fonksiyonda 1 yazınca 1 çıkıyor. 0'a 1 birim uzaklıkta eksi 1 var. Eksi 1 yazınca 1 çıkıyor. 0'a 4 birim uzaklıkta 4 var. 4 yazınca 16 çıkıyor. 0'a 4 birim uzaklıkta sol tarafta eksi 4 var. Eksi 4 yazınca 16 çıkmış oluyor. Bakın o 0'a göre hep simetrik değerler alıyoruz. Çünkü 0 bizim arkadaşlar R'miz. Dediğim gibi simetri eksenimiz. Bunu göreceğiz. Tepe noktamızın apsisi. Unutmayalım bunu. Bu şekilde x karemizi çizmiş olduk arkadaşlar. X kare eksi 4'ü çiziniz demiş. Normalde fonksiyonlardaki mantığı anlamışsak zaten biz az önce x kareyi çizmiştik. X karenin grafiğinin bu şekilde olduğunu biliyoruz. Biz x verilen bir fonksiyonda fonksiyondan 4 çıkartılmışsa öyle değil mi? Onun y ekseni üzerinden 4 birim alt tarafa ötelenmesi gerektiğini biliyoruz. Biz bunu 4 birim alt tarafa ötelersek arkadaşlar şuna benzer bir grafik gelecektir. Demek ki elde edeceğimiz grafiğin şu mavi grafik gibi olması gerekir. Şimdi yani şu bizim kırmızımız x kare az önce çizmiştik. Buradaki mavimiz de o zaman ne gelmiş oldu? X kare eksi 4. Hatta burası 0'a 0'dı. 4 birim ötelediğimiz için burası da ne gelecektir? 0 virgül eksi 4 gelecektir arkadaşlar. Orada tepe noktası dediğimiz az önce bulduğumuz yeri alt tarafa ötelemiş olduk. Peki bunu bilmiyoruz nasıl çizeceğiz? Şimdi bir kere şunu anladık. A diyeceğiz. Bu kolları yukarı doğru olan bir parabol. Kolları yukarı doğru olan parabol bu formatta olacak. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Kollar yukarı simetrik bir şekil olacak. Artık bunu bir anladık. Bunun dışında nasıl çizebiliriz? Demiştik ki x'e 0 ver y'yi bul. Şimdi ben x'e bunu y gibi düşüneceğim. X'e 0 veriyorum. X eşittir 0 ise diyorum. Y'miz kaç gelir? Eksi 4 gelir. Yani bizim parabolümüz 0 virgül eksi 4'ten geçecektir. Yine birkaç sayfa önce hatırlayın. Demiştim ki buradaki sabit terim bizim parabolümüzün y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. Zaten bakın sabit terimimiz eksi 4, y eksenini kestiği noktada da ordinatımızın eksi 4 geldiğini görüyoruz. Bir de y'ye 0 vereceğiz. Y 0 ise x kare eksi 4 eşittir 0'dan. Biz bunu çarpandan ayırırsak x eksi 2 çarpı x artı 2 diye eşittir 0 dedik. X'imizin ya 2 ya da eksi 2 geleceğini görüyoruz. Demek ki biz y'ye 0 verip x'i 2 ve eksi 2 bulduk ya. Bunun kaç tane kökü varmış bakın. 2 tane kökü varmış. Çünkü y 0 ne demekti? X ekseninin kendisi demek ki. Demek ki biz x eksenini kaç noktada kesiyoruz burada? 2. Ama y eksenini kaç noktada kesiyoruz? 1. Zaten y eksenini hep keser. Neden? Çünkü buradaki sabit terim zaten y eksenini kestiğimiz noktayı veriyor. E o her zaman olacağı için çünkü sabit terim sıfırda olsa da o zaman da orijinden geçecek demektir. Dolayısıyla y eksenini her zaman keseceğimizi söyleyebiliriz. Burada x eksenini kestiğimiz iki nokta varmış. Bir tanesinin apsisi 2, bir diğerinin apsisi eksi 2'ymiş. Şimdi biz x'e 2 verince y'yi 0 bulduk. X'e eksi 2 verince y'yi 0 bulduk. Bir de gelin tepe noktamızı bulalım. R değil mi? R'yi nereden hesaplıyorduk? Eksi b bölü 2a'dan. Şimdi burada biz formatımız neydi? Ax kare artı bx artı c. Baktığım zaman x karenin katsayısı 1 olduğu için a'mız 1 geldi. Yine x'li terimim yok. O zaman b'miz 0 geldi. C'mizin de eksi 4 geldiğini görüyoruz. Eksi b bölü 2a. B 0 olduğu için yine kaç gelecektir? 0. R'yi 0 bulduk. F r'yi hesaplayıp neyi bulacağız? K'yi. Fonksiyonda bir 0 verelim. F0'ın da zaten x'e 0 verdiğinde kaç geldiğini bulmuştuk? Yukarıda eksi 4 geldiğini bulmuştuk. O zaman bizim tepe noktamız da 0 virgül eksi 4 oldu. Yani şuradaki ilk bulduğumuz x'e 0 vererek bulduğumuz noktamız oldu. O zaman ben şimdi analitik düzlemi çizersem arkadaşlar ne diyeceğim? Tepe noktamız yani parabolümüzün kolları yukarı doğru olduğu için en alt noktası 0 virgül eksi 4 noktası. 0 virgül eksi 4'ü işaretledim. Burası 0 virgül eksi 4. Bu y eksenini kestiği nokta aynı zamanda bunu belirlemiş oldum.
Peki x eksenini kestiği noktalar 2'ye 0 ve eksi 2'ye 0. Hemen şuradan belirledik. Burası 2,0. Bu tarafta arkadaşlar ne? Eksi 2,0. Düşünün şimdi 0,-4'te en alt değerimizi aldık. En alt değerden sonra kollar da yukarı gidecek. Bu taraftan ve bu taraftan simetrik bir şekilde gidecek. O zaman buradan bir şöyle gidecektir. Bir de buradan bu taraftan şöyle gidecektir. İşte bu da bizim parabolümüzün grafiği olarak bulunmuş olur. Biz de zaten en başta bunun geleceğini söylemiştik arkadaşlar. Mesela bakın yine 0'a göre simetriyiz. Çünkü tepe noktasındaki o R'ye göre simetrik olduğumuzu söylemiştik. Bizim fonksiyonumuz ne şimdi? X kare eksi 4. 0'ın 5 birim sağında 5 var. Burada 5 yazın ne gelir? 5'in karesi 25. 4 çıkartın 21. 0'ın 5 birim solunda ne var? Eksi 5 var. Burada eksi 5 yazın. Eksi 5'in karesi 25. 4 çıkart 21. Yani 0'a göre simetrik olan noktalarda hep aynı görüntüleri elde ediyoruz. Onun için tepe noktamızın çok önemli olduğunu, bizim parabolümüzün o simetrisini sağlayan nokta olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Biraz daha süslemiş, bu sefer x kare eksi 2x eksi 3 parabolünün grafiğini çizmemizi istemiş arkadaşlar. Şimdi burada yine şöyle başlayalım değil mi? Önce bir x'e kaç verelim? 0 verelim. X 0 ise şunun y olduğunu düşünelim. Buradan f 0, yani y'miz kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 3 gelecek. Zaten bence şunu anladık. Verilen parabolde sabit terim y eksenini kestiğimiz noktanın ordinatı. Çünkü x'e 0 verilince x'li olanlar gidiyor. X'li olmayan sadece sabit terim kaldığı için y ekseni kestiğimiz noktanın burada eksi 3 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi y'ye 0 vereceğiz. Y 0 ise x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 gelir. Bunu çarpanlarına ayırabiliriz. Ayıramazsak delta'dan bakabileceğimizi söylemiştik. İkinci dereceden denklem çözüyoruz arkadaşlar. Sadece onu grafiğini çizmeye çalışıyoruz. Başka bir şey değil. X eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 dedik. Buradan 0 yapan x değerleri 3 ve eksi 1 geldi. Demek ki bizim fonksiyonumuz x eksenini 3,0'da ve eksi 1,0'da kesiyormuş. Şu yukarı baktığımızda x'e 0 verdiğimizde y'miz eksi 3 geldiği için aynı zamanda fonksiyonumuz y ekseninde 0,-3 noktasında kesiyormuş. Bunları belirledik arkadaşlar. Gelin bir de tepe noktamızı belirleyelim. R eşittir eksi b bölü 2a. Artık bunu anladık. Ax kare artı bx artı c formatındayız. Yine de yazalım. A'mız burada x karenin katsayısından 1 olarak verilmiş. B'miz x'in katsayısından eksi 2. C'miz de eksi 3 olarak verilmiş. Eksi b bölü 2a'yı hesaplıyorum. Eksiyi yazdım. B'miz eksi 2. 2a'mızda 2 geldiği için 2 bölü 2'den kaçı elde ettik? 1'i. F, R'yi hesaplayınca da fonksiyonumun kolları nerede burada arkadaşlar? Yukarı doğru, x karenin katsayısı pozitif olduğu için fonksiyonumun alacağım minimum noktayı, minimum değeri bulmuş olacağım. F, R'miz ne gelecek şimdi? F1 diyorum. 1'in karesi 1, eksi 2, eksi 3'ten eksi 4 gelmiş oluyor. Demek ki fonksiyonumun o kolları yukarı doğru olduğu için minimum noktası, yani tepe noktası dediğim noktamda 1, ne noktasıymış? Eksi 4 noktasıymış. Bakın benim kökleri, yani x ekseni kestiğim noktalar ne gelmişti? 3 ve eksi 1. 3 ve eksi 1'in tam ortasında kaç olur? 3 ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölersek 1 olur. Bakın burada da biz zaten ne bulduk onu? 1 bulduk. Yani eksi b bölü a burada 2 gelir. Ama eksi b bölü 2a da 1 gelir. Tepe noktamızın apsisini bu şekilde bulmuş oluruz. Şimdi grafiğimizi çizmeye çalışalım. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şuradan şöyle aldık. Neyi belirleyeceğiz öncelikle? X'e 0 verdiğimizde y'miz eksi 3. Hemen şurada x 0 için y eksi 3'ü işaretlemiş olalım. Burası 0,-3 gelsin. Tepe noktamızı işaretleyelim. 1,-4 diyor. Şurada 1 verdiğimizde şuradan kaç gelmiş olsun? Eksi 4. Bunu da şöyle belirlemiş olalım arkadaşlar. Şuradan şöyle. Değil mi? Bu noktadan. Bakın dikkat edin. Şimdi bizim parabolümüz bu noktadan geçecek. Bu noktadan geçecek. Bir de köklerimizden. Kökler neydi? Y'yi 0 yapanlar. X eksenini kesenler. X eksenini kesenler de eksi 1'e 0 ile 3'e 0'dı. Şuradan eksi 1'i alalım. Burası eksi 1,0. Bir de 3'e 0. Şuradan da alalım arkadaşlar. 3,0'ı işaretledik. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bunları birleştirirken zaten kollar yukarı doğru. Bakın şeklimiz çıkıyor zaten. Bunları nasıl birleştireceğiz? Elimizde buna benzer bir grafik olmalı. Ve bu 4 noktayı birleştireceğiz. Zaten tek yol var. Şuradan geleceğiz arkadaşlar. Öyle değil mi? Şurada y eksenini keseceğiz. Buradan tepe noktasından döneceğiz. Çünkü bu bizim en küçük değerimiz. Dönüp yukarıdan devam edip yukarı doğru gitmiş olacağız arkadaşlar. Bakın burada tepe noktamız neredeydi? 1,-4'te. Burada yani simetrik olduğumuz noktanın apsisine 1. Biz burada x eşittir 1'e göre simetriyiz. Aklımıza yatsın diye söylüyorum. Şimdi 1'e göre simetrik ne demek? Mesela bakın 1'in 2 birim sağında kaç var? 3. 1'in 2 birim solunda kaç var? Eksi 1. Fonksiyonda 3 yazınca da 0 çıkmış. Eksi 1 yazınca da 0 çıkmış. Mesela 1'in 7 birim sağında ne var? 8. 1'in 7 birim sağında 8. Bir F8'e bakalım. 1'in 7 birim solunda ne var?
eksi 6. Bir de f eksi 6'ya bakalım. Bunlar eşit gelecek mi? Fonksiyonda 8'i yazıyorum. F 8 eşittir. 8'in karesi eksi 2 kere 8 eksi 3'ten. 64 eksi 16 48. 48 eksi 3'ten de 45 geliyor. Bir de f eksi 6'yı yazalım. F eksi 6 eşittir. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı eksi 6'dan artı 12. Eksi 3'ten bakın kaç geliyor? 45. Yani bakın 1'e göre simetrik olan iki apsisi yazdığımızda aynı görüntüyü bulmuş oluyoruz. İşte onun için biz birazdan buna simetri ekseni diyeceğiz. Ama temelde burada da kavrarsak çok rahat ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Grafimizi de böyle çizmiş olduk. Diğer sorumuza geçebiliriz. Arkadaşlar bakın bu sorumuzda artık kolları aşağı tarafa bakacak bir parabolümüz var. Çünkü x karenin katsayısı negatif gelmiş. Bunu yorumlamaya çalışacağız. Yine aynı mantıkta olacağız. Öncelikle x'e 0 vererek y'mizi bulmaya çalışalım. X'e 0 vermek yine söylüyorum. Bakın y ekseni x eşittir 0 doğrusudur. X'e 0 verince y ekseni kestiğimiz noktayı buluruz. Ve yine söylüyorum. Burada zaten x'e 0 verince bu fonksiyonu polinom gibi düşünürsek bunun sabit terimi olan neyi bulmuş oluruz? 5'i bulmuş oluruz. Biz bunu konumuz anlatımızın en başında söylemiştik zaten. Parabolde y eksenini kestiğimiz nokta aslında 0,c noktasıdır. Burada da c'miz 5 olduğu için artık 0,5 5'in y eksenini kestiğimiz nokta olduğunu direkt söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Y'ye 0 vereceğiz. Y dediğimiz fx. Buraya biz y 0'sa diyelim. Şuraya y diyelim. Eksi x kare artı 4x artı 5 eşittir 0'ı ne yapacağız? Çarpanlar ayırmaya çalışacağız. Benim bazen kafam karışıyor. Onun için ben eksi parantezini alıyorum burada. X kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0. Şurayı çarpanlar ayırmak daha rahat geliyor. Nasıl ayıracağız? X eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir 0 dedik. Buradan x'imizin ya 5 geldiğini ya da x'imizin eksi 1 geldiğini görüyoruz. Neye 0 vermiştik? Y'ye. Y 0 ne demekti? X eksenini kestiği noktalar. Bakın x'i 5 bulduk. Y 0. Demek ki noktamızın birisi 5,0. X'i eksi 1 bulduk. Y 0. Demek ki noktalarımızdan diğeri de eksi 1,0. Y'nin 0 olması x ekseni demekti arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Bir de ne yapacaktık? Tepe noktamızı bulacağız. Aslında tepe noktamızın mantığını da buradan hemen söyleyelim. Neydi tepe noktamız arkadaşlar? R. Nereden buluyorduk? Eksi b bölü 2a. Eksi b bölü a neydi? Kökler toplamı. Eksi b bölü 2a ne? Kökler toplamının yarısı. E zaten kökleri bulduk. Kök ne demekti? Y'yi 0 yapan. Bakın y 0. Y 0. Y'yi 0 yapan x değerleri neymiş? 5 ve eksi 1. Tepe noktası da bunların tam ortasında olduğuna göre bunları toplayıp 2'ye böleceğimize göre 5 eksi 1 daha 4. 4 bölü 2'den r'mizin kaç geleceğini söyleyebiliriz? 2 geleceğini söyleyebiliriz. Eksi b bölü 2a yapsaydık eşittir r diyelim. Bakın burada a'mız yani x karenin katsayısı eksi 1. B'miz yani x'in katsayısı 4. Biz eksi b bölü 2a'yı bulacağız. Eksi dedim. B'nin yerine 4 yazdım. 2a'mız 2 kere eksi 1'den eksi 2 geldi. Eksi 4 bölü eksi 2'den yine 2'nin geldiğini görüyoruz. Ama çözdükçe alışalım. Direkt kökler toplamının yarısı üzerinden ilerlemiş olalım. Köklerimizi bulmuşken arkadaşlar. Fonksiyonda 2 yazınca da kollar şimdi aşağı doğru olduğu için burada tepe noktamız üstte kalacaktı ve bize maksimum değeri verecekti. Tepe noktamızın apsisini bulduk. Apsisine 2. Ama biz görüntüsü için bunu fonksiyonda yazmalıyız. Yani neyi bulmamız gerekir? F2'yi bulmamız gerekir. F2 eksi 4 artı 8 artı 5'ten kaç gelecektir arkadaşlar? 9 gelmiş olur. Demek ki fonksiyonumuzun 2,9'dan da geçtiğini söyleyebiliriz. O zaman şöyle analitik düzlemimizi çizelim. Şimdi noktalarımıza bakalım. Bir kere y eksenini 0'a 5'te kesecek. Şurada 5'i işaretleyelim. Şurası kaç olsun? 0'a 5. Onun dışında 5'e 0 ve eksi 1'e 0'ımız var arkadaşlar. 5'e 0'ı buradan eşitledik. Eksi 1'e 0'ı da buradan işaretlemiş olduk. Bakın zaten şekli belli oluyor. Köklerden biri eksi 1, biri 5. Bunların tam ortası tepe noktasını veriyordu. Biz de onu kaç bulmuştuk zaten? 2 bulmuştuk. Şuradan 2'yi işaretlersem işte biz buna göre simetrik bir şekil elde edeceğiz. Yani simetri ekseninden bahsedeceğiz ama aklımıza yatsın diye bundan da bahsetmiştim hatırlarsınız az önce. İşte bu bizim simetrik olduğumuz kısım. Kollar aşağı doğru olacak. Buradan geçeceğiz. 2 verdiğimizde kaç çıkmasını istiyoruz? 9. Burası 2 iken görüntüsünün kaç olmasını istiyoruz? 9 olmasını istiyoruz. O zaman kollar aşağı doğru olacak şekilde. Şuradan geldik. Şuradan geçtik. Yukarıda 9'da maksimuma ulaştık.
aşağı dönüp 5'ten geçerek gittik arkadaşlar. İşte bu da bize aradığımız grafiği verdi. Bakın burada tepe noktamızın apsisi 2 olduğu için biz x eşittir 2'ye göre simetriyiz. Bunu unutmayın. 2'ye göre simetrik noktaları düşünelim. Mesela 2'nin 3 birim sağında ne var? 5 var. Bakın 5 verince 0 çıkıyor. 2'nin 3 birim solunda ne var? Eksi 1. Eksi 1 verince 0 çıkıyor. Başka değerler verelim. Mesela 2'nin 5 birim sağında ne var? 7. 2'nin 5 birim solunda ne var? Eksi 3. Gelin fonksiyonda bir eksi 3 ve 7 yazalım. F eksi 3 diyorum. F eksi 3 ne gelir? Bakın burada yazıyoruz. Eksi 3'ün karesi 9. Bir de önünde eksi var. Eksi 9. 4 kere eksi 3. Eksi 12. Artı 5 dedik. Eksi 9. Eksi 12 daha. Eksi 21. 5 daha bize neyi verdi? Eksi 16'yı verdi. Gelin bir de F7'yi bulalım. F7 dedik. Eksi 7'nin karesi yani eksi 49 geldi. 4 kere 7. 28 artı 5 geldi. 28 5 daha 33. Eksi 49 33 daha bize yine eksi 16'yı verdi. Bakın 2'ye göre simetrik 2 apsis seçince görüntülerinin aynı geldiğini görmüş olduk arkadaşlar. X kare eksi 4x artı 4 parabolünün grafiğini çiziniz. Kolların yukarı doğru olduğunu görüyoruz. Y eksenini 0,4 ile keseceğini artık anladık oradaki sabit terimden arkadaşlar. Şimdi gelin y'ye 0 verelim. Yani fx eşittir 0 olsun. Bu durumda tabii y eşittir de 0 demiş olduk. X kare eksi 4x artı 4'ü kaça eşitliyoruz? 0'a. Çarpanları ayırırsak x eksi 2 çarpı x eksi 2 eşittir 0 gelecektir arkadaşlar. Bakın buradan da kökümüz 2 geldi. Buradan da kökümüz 2 geldi. Çift katlı kökümüz var. Bakın bir kenarda deltasını hesaplayalım. B kare eksi 4ac. Burada bizim a dediğimiz değer x karenin katsayısı 1. B dediğimiz x'in katsayısı eksi 4. C'miz de 4 geliyor. Deltamızı hesaplıyorum. B kare eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz 4. 16 eksi 16'dan kaç geliyor? 0. Eğer deltamız 0 ise en başta söylemiştik x eksenine teğet bir parabol elde ederiz. Gelin bir de r'mizi bulalım. R'miz neydi? Eksi b bölü 2a ya da kökler toplamının yarısı. 2 artı 2 4 4 bölü 2'den r'nin 2 geleceğini söyleyebiliriz. Eksi b bölü 2a'dan yaparsak eksi eksi 4 bölü 2'den yine 2'nin geleceğini söyleyebiliriz. E fonksiyonda şimdi biz ne yazacağız? 2 yazacağız da 2 yazınca zaten kaç geldiğini biliyoruz? 0. Çünkü bakın 2 bizim kökümüz. Yani biz f2'nin kaç olduğunu biliyoruz? 0. Fonksiyonumuzun 2,0'da çift katlı kökünün olduğunu biliyoruz arkadaşlar. O zaman kollar yukarı doğru. Y eksenini 0,4'te kesecek. Şunu işaretleyelim. Burası 0,4. Köklere baktığımızda ikisi de 2 geldi. Tepe noktamız da bu. Bakın demek ki delta 0 olunca çift katlı kök gelince hem kökümüz hem de r'miz yani tepe noktamızın apsisi birbirine ne gelmiş oluyor? Eşit gelmiş oluyor. Burada biz bir grafik çizdiğimizde bu grafiğin bakın şuradan gelip buradan tekrar ineceğiz. Dönerek yukarı gittiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 2 hem kök oldu hem de bizim tepe noktamızın apsisi oldu. Burada 2'ye göre simetrik olduğumuzu görüyoruz. Zaten biz buradaki denklemi düzenlersek fx eşittir ne gelecektir? X eksi 2 çarpı x eksi 2'den x eksi 2'nin karesi gelecektir. Bakın x eksi 2'nin karesi. Biz burada x eşittir 2'ye göre neyiz arkadaşlar? Simetriyiz. Mesela 2'nin 4 birim sağında ne var? 6 var. 6'yı yazın. F6'yı hesaplayalım. F6 6 eksi 2'nin karesi gelir. 2'nin 4 birim solunda eksi 2 var. Eksi 2 yazın. F eksi 2 eşittir. Eksi 2 eksi 2'nin karesi gelir. Bakın burası 6 eksi 2 4 4'ün karesinden 16. Burası eksi 2 eksi 2 4 4'ün karesinden 16. Aynı görüntüleri elde ettiğimizi görüyoruz arkadaşlar. İşte buna deltası 0 olan yani çift katlı kökü olan parabole x eksenine teğet olan bir parabol demiş oluruz. Tepe noktasıyla kökü aynı yerde bulunur arkadaşlar. Lütfen bu da aklımızda kalsın. Bu şekilde geldiğinde bakın biz buna teğet diyoruz değil mi? X eksenine teğet gelip tek noktada kesiyor ama kökümüz çift katlı kök gelmiş oluyor. Kollar aşağı doğru olsaydı da aynı mantıkla alt taraftan teğet olup aşağı doğru gideceğimizi söylemiş olacaktık arkadaşlar. O zaman böyle x eksi 2'nin karesi, x eksi 3'ün karesi, x artı 5'in karesi gibi bir ifade elde ettiğimizde bu formatta x eksenine teğet çizeceğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir de bu sorumuza bakalım. Fx eşittir. Eksi x kare artı 2x eksi 10 parabolünün grafiğini çiziniz. Şimdi ne yapıyorduk? İşte x'e 0 ver y'yi bul. Y'ye 0 ver x'i bul. X'e 0 verdiğimizde sabit terimimiz olan eksi 10'un geldiğini görüyoruz. Yani burada bizim parabolümüz 0,-10'dan geçecektir. Şimdi y'ye yani fx'e 0 verdiğimizde eksi x kare artı 2x eksi 10 eşittir 0'ı çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Burada rahat bir çarpanlar ayırma yok. Nereden gideceğiz o zaman arkadaşlar? Biz delta'dan gitmiş olacağız. Deltamızı bir hesaplayalım.
Şimdi delta için a dediğimiz katsayı x karenin katsayısından eksi 1, b'miz x'in katsayısından 2, c'miz de eksi 10. Burada zaten sıfır eşit oldukları durumları bulacağımız için eğer buradaki eksi x kare falan kafanızı karıştırıyorsa eksiyle çarparak da yapabilirsiniz. Çünkü ben hep öyle yaparım. Yani orada eksi x kare olunca çarpanın ayırma nedense küçükten beri kafamı karıştırır. Onun için ben onu pozitif hale getirdikten sonra yaparım ama buradan da yapabiliriz, sorun yok. Şimdi deltamız neydi arkadaşlar? B'nin karesi eksi 4ac. Çünkü şunu düşünün, yani onu niye öyle yapıyoruz? Şimdi diyelim ki bizim elimizde y eşittir x eksi 5 gibi bir fonksiyon var. Burayı 0 yapan x değeri nedir arkadaşlar? 5'tir. Yani biz bu fonksiyonda x'e 5 verince y 0 gelir. Gelin bunu eksiyle çarpalım. Eksi x artı 5 eşittir 0 diyelim. Bunu 0 eşitlediğimizde yine x'in kaç geldiğini görüyoruz? 5 geldiğini. Yani burada da x'e 5 verdiğimizde y 0 geliyor. Siz bunu 3 ile de çarpsanız 3 tane x eksi 5 olsa, yani 3x eksi 15 eşittir 0. Buradan da x'in kaç geldiğini görüyorsunuz? 5. Yani biz orayı 0 yapan değerleri aradığımızda eksiyle artıyla çarpmak oranın 0 yapan değeri, yani kökünü değiştirmeyecektir. Eksiyle çarparak da 0'a eşit olduğu yerleri bulmaya deneyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Biz deltamıza bakalım. Deltamız ne gelecek? B kare 2'nin karesinden 4. Eksi 4 çarpı a'mız eksi 1, c'miz de eksi 10 gelmiş oldu. Bu da bize neyi verdi? Şurası artı yapar. 4 eksi 40'ı verdi. Bir de öndeki eksi olduğu için eksi 36'yı. Şimdi deltamız negatif geldiği zaman reel kökümüz yoktu. Yani bizim parabolümüz x ekseni ne yapmayacaktı? Kesmeyecekti. X eksenini kesmeyecek ama bu bizim tepe noktamızı bulmamıza engel değil. Tepe noktamız, yani r'mizi eksi b bölü 2a'dan bulabiliriz. Eksi b dediğimiz ne gelir arkadaşlar? Eksi 2 gelir. 2a'mız da arkadaşlar eksi 2 gelir. Buradan da ne gelmiş olur, yani 1 gelmiş olur. Demek ki bizim tepe noktamızın apsisi neymiş? 1'miş. Hemen bunu yerine yazıyoruz değil mi? F, R yazacağız. F, R dedik, yani F1 diyoruz. F1'e bakalım. Eksi 1 artı 2 eksi 10 geldi. Yani eksi 9 geldiğini görüyoruz. Bu bize neyi söyler? Demek ki biz bu fonksiyonda x'e 1 verince y'miz kaç çıkıyormuş? Eksi 9 çıkıyormuş. O zaman fonksiyonumuzun geçtiği bir noktayı daha bulduk. Bu da 1 virgül eksi 9 noktası. Şimdi bunu resmetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan da şöyle çizmiş olalım. Şimdi ne dedik biz? Bir kere kökümüz yok ama y eksenini kestiğimiz noktayı biliyoruz. 0'a eksi 10. Şurası 0 virgül ne gelmiş olsun? Eksi 10. Aynı zamanda tepe noktamızı da biliyoruz. Tepe noktamız neydi? 1 virgül eksi 9. Şuradan 1'i alsak, şuradan da eksi 9'u alsak arkadaşlar, bunların kesim noktası da bizim tepe noktamız, yani burası gelecek. Kollarımız ne tarafa doğru? Aşağı tarafa doğru. Demek ki şu şekilde bir formatta olan parabol elde edeceğiz. E bakın, kökler yok, zaten x eksenini kesmiyor. Şöyle aşağıdan gelecek, tepe noktasında maksimum değerine ulaşıp sonra azalarak gidecek. Tepe noktasına göre simetrik. O zaman biz buradan geleceğiz, y eksenini keseceğiz. Burada maksimum değerimize ulaşacağız çünkü kollarımız aşağı doğru. Bundan sonra simetrik bir şekilde azalarak gitmiş olacağız. İşte bu da bize aradığımız grafiği vermiş olacak. Her soruda yaptım. Bunda da yapmak istiyorum. 1 bize simetriklik veriyor. X eşittir 1 bize simetriklik veriyor. Mesela 1'e göre simetrik 2 tane nokta alalım. 1'in 2 birim sağında ne var? 3 var. 2 birim solunda eksi 1 var. Fonksiyonda bir 3 yazalım. F3'ü bir hesaplayalım. F3 ne geliyor bakın? Eksi 9 artı 6 eksi 10'dan eksi 13 geliyor. Bir de 1'in 2 birim solundan eksi 1 yazalım. F eksi 1 diyorum. Eksi 1'in karesi 1. Önünde eksi var. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 10'dan. Onun da eksi 13 geldiğini görüyoruz. Bakın 1'e göre simetrik 2 nokta aldığımızda görüntüleri ne çıkmış oluyor? Aynı çıkmış oluyor arkadaşlar. Çünkü tepe noktamız bize o noktaya göre simetrik 2 parça veriyor. Bunları da birleştirince parabolümüz oluşuyor. Bunu tekrardan söylemiş olalım. Bakın, bu sorumuzda bir püf noktası verilmiş. Parabol üzerindeki noktalar parabol denklemini sağlar denmiş. Zaten diğer sorularımızda da hep onu yaptık. Mesela x'e bir değer verip y'yi bulduk, onu işaretledik. Y'ye bir değer verip x'i bulduk, onu işaretledik. Bunlar parabol üzerindeki noktalardır. Biz bunları birleştirerek parabol şeklimizi elde edebiliriz dedik. Burada da aynı mantığı söylemeye çalışmış. Diyor ki, hani hep biz x'e 0 verelim, y'yi bulalım. Y'ye 0 verip x'i bulalım. Tepe noktası üzerinden gidelim diyoruz ama burada ekstra bir nokta daha vermiş. Aynı doğrunun üzerinde sonsuz tane nokta olduğu gibi parabolün üzerinde sonsuz tane noktanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu fonksiyonun grafiği bir parabol belirtiyor. Bakın x kareli. Bu grafik eksi 1,4'ten geçtiğine göre m kaçtır diyor. Aslında bir parabol sorusu değil de bir fonksiyon sorusu. Eksi 1,4'ten geçmek ne demek? Demek ki x yerine eksi 1 verdiğinizde y'niz kaç çıkıyor demek? 4. Yani aslında f eksi 1'in 4 olduğunu söylüyor bize. Gelin biz burada bir eksi 1 yazalım. F eksi 1 diyelim. Eksi 1'in karesi 1. Eksi m eksi 2 çarpı
çarpı x yerine eksi 1 yazdık. Artı 8'in biz kaç çıkmasını istiyoruz o zaman? 4. Dağıtalım şimdi. Eksi 1. Şurada da eksi m var. Yani şu eksi şu eksiyi aslında artı yapacak. Dolayısıyla burası 1 artı m eksi 2 artı 8 gelmiş olacak arkadaşlar. 1 artı 8 9. 9'dan 2 çıktı. 7. O zaman m artı 7 eşittir 4'ten de m'miz 4 eksi 7 yani eksi 3 olarak bulunmuş olacak. Bu sadece parabole özel bir durum değil. Yani verilen bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonun grafiği şu noktadan geçiyor diyorsa o nokta o denklemi sağlayacak demektir. Yani siz işte a virgül b noktasından geçiyorsa o fonksiyon, fonksiyonda x yerine a yazdığınızda y'sini b olarak bulmak zorundasınız. Bunu söylüyor arkadaşlar. Bu soruda da bunu belirtmiş olduk. Bu sefer çizilmiş bir şekilde grafik vermiş ve ne diyor bakalım. Diyor ki fx eşittir m eksi 1 çarpı x kare eksi 3x artı n artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. M çarpı n kaçtır diye sorulmuş. Aslında az öncekini söylüyor bize ya da bizim daha önceki çözdüğümüz soruları söylüyor. Bakın şu eksi 3'ü biz nasıl buluyorduk? Burası ne noktası? 0 virgül eksi 3. Yani biz x'e 0 vermişiz. Y'miz eksi 3 çıkmış. Zaten biz bir parabolde x'e 0 verdiğimizde y'yi bulurken neyi bulmuş oluyorduk? Sabit terimi. Buradaki sabit terim ne? N artı 1. O zaman n artı 1'imizin biz kaça eşit olduğunu söyleyebiliriz? Eksi 3'e. Buradan n'miz ne gelir? Eksi 4. Bunu unuttuysak da gelin bir x yerine 0 yazalım. Yani f 0 bulalım. X yerine 0 yazınca x kare de 0'lanır. X de 0'lanır. Geriye zaten n artı 1 kalmış olur. Ama o sabit terimin y eksenini kestiğimiz nokta olduğunu bilmek bize hız katacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında şuradaki eksi 1 ne? Bu da x ekseni üzerinde. X ekseni ne demekti? Y eşittir 0 doğrusu. Yani demek ki burada biz x'e eksi 1 verdiğimizde y'imizin kaç çıktığını görüyoruz? 0. Hani y 0 olsun diyorduk ya. Yani şuradaki fx'i 0 alıyorduk. Şuradan kök bulmaya çalışıyorduk. Kök neydi? X eksenini kestiği nokta. İşte bu parabolün köklerinden birinin apsisi eksi 1'miş. Bu ne demek? Siz bu fonksiyonda x yerine eksi 1 yazarsanız görüntünüz 0 olur. Fx'iniz 0 çıkar. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1. 1 ile m eksi 1'i çarpınca m eksi 1 gelir. Eksi 1 çarpı eksi 3 artı 3. Şuradaki n artı 1'de de zaten eksi 3 gelecek demiştik. N eksi 4'tü. Eksi 4 artı 1'den burası da eksi 3 geldi. Eşittir kaç olmalı? 0. Şunlar birbirini götürürse m eşittir 1 gelir. Birisi eksi 4. Birisi 1 çarpı bunları da eksi 4'ü vereceği için doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Parabolünün tepe noktası 1 virgül n olduğuna göre m çarpı n'ye kaçtır? Şuradaki bir kökler toplamının yarısından eksi b bölü 2 a'dan geliyordu arkadaşlar. Burada bizim a dediğimiz katsayı x karenin katsayısından 1. B dediğimiz katsayı x'in katsayısı eksi m eksi 1. C dediğimiz katsayı da m eksi 1 olarak gelmiş sabit terim. Yani mesela bu parabolün y eksenini kestiği nokta nedir arkadaşlar? 0 virgül m eksi 1 noktasıdır. Bunu hemen söyleyebiliriz artık diye düşünüyorum. Şimdi bakın eksi b bölü 2 a'yı hesaplayalım. Eksi b diyor. B eksi m eksi 1. Eksiyle çarpınca m artı 1 gelir. 2 a'ya böleceğiz. A 1 olduğu için burası 2 yapar. Bunun kaç olduğu verilmiş bize bakın. 1 olduğu verilmiş. İçler dışlar yaparsak m artı 1 eşittir 2. M'imiz de 2 eksi 1'den 1 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi burası 1. O zaman denklemi bir yazalım. Fx eşittir ne gelecektir arkadaşlar? X kare m'e 1 yazınca eksi 2x zaten 1 eksi 1 0 yapar. Yani bizim parabolümüz buymuş arkadaşlar. Biz burada bakın 1 yazdığımızda neyin geldiğini merak ediyoruz. O da n harfiymiş. Gelin burada bir f1'i bulalım. F1 eşittir 1'in karesi eksi 2 kere 1'den eksi 1 gelir. Dolayısıyla şuradaki n değerimiz de eksi 1 olarak bulunmuş olur. İkisinin çarpımı sorulmuş. 1 kere eksi 1'den doğru cevap B şıkkı eksi 1 gelecektir arkadaşlar. Şekilde verilen fx eşittir x kare eksi 6x artı m parabolünün tepe noktası y eşittir 2 doğrusu üzerindedir. Buna göre m kaçtır? Arkadaşlar bakın biz aslında x eksenine teğet olan bir parabolü soru çözmüştük. Orada kollar aşağı doğru muydu hatırlamıyorum ama burada çift katlı kök geliyordu. Ama bakın burada x eksenine teğet değiliz. Y eşittir 2'ye teğetiz. X eksenine teğet demek y eşittir 0 doğrusuna teğet demektir. Biz burada y eşittir 2'ye teğetiz. Şurada x'imizin kaç olduğunu bilmiyoruz. Mesela ben buraya ne diyeyim arkadaşlar? L noktası diyeyim. Burası L. Aslında L de demeyelim. Şimdi bakın benim belirlediğim yer ney? Bizim tepe noktamız. Tepe noktamızın neyi? Apsisi. Dolayısıyla ben buraya bildiğim bir değer olan neyi yazayım? R'yi yazayım. Peki ben bu parabolde, kolları yukarı doğru olan bir parabolde R'yi buldum. Bunu fonksiyonda yazınca fr'den neyi bulmuş oluyordum? K'yi. Yani bunun görüntüsü olan şuradaki değerimiz. Dolayısıyla buradaki 2 neye eşitmiş arkadaşlar? K'ye eşitmiş. Dolayısıyla biz k değerimizin kaç geldiğini söyleyebiliriz? 2 geldiğini söyleyebiliriz. O zaman biz fonksiyonda r'yi yazdığımızda fr'nin kaç gelmesi gerekir? 2
gelmesi gerekir arkadaşlar. Peki biz R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A'dan. R eşittir eksi B bölü 2A'ydı. Burada biz eksi B bölü 2A'yı hesaplayabiliyor muyuz? Evet, hesaplarız. Bakın fonksiyonumuzda A'mız 1, x karenin katsayısı. B'miz eksi 6, C'miz de zaten M gelmiş. Eksi B bölü 2A'yı hesaplayalım. R eşittir eksi B demiş, 6 yapar. 2 kere 1'den 2'ye bölersek 3'e ulaşmış oluruz. Demek ki bizim R'miz de kaçmış? 3'müş. Yani bizim fonksiyonumuzda biz 3 yazdığımızda 2'yi elde ediyormuşuz. Yani bizim fonksiyonumuz 3,2 noktasından geçiyormuş. Bir parabol 3,2 noktasından geçiyorsa o parabolde 3 yazdığınızda 2 gelmesi gerekir. Gelin şurada 3 yazıp 2'ye eşitleyelim. F3 dedim arkadaşlar. F3 eşittir 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı m eşittir kaç olsun dedik? 2. Buradan 9 eksi 18 geldi. Yani eksi 9 artı m eşittir 2. M'miz de 2 artı 9'dan 11 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Doğru cevabın 11 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın buradaki y eşittir 2'ye teğet demesi çok önemli. Belki burada grafiğini vermese kafamız daha çok karışabilirdi. Ama y eşittir 2 doğrusuna teğet dediğinde de arkadaşlar tepe noktamızın ordinatının kaç olduğunu bulmuş olduk. Bakın 2. Şimdi mesela y x eksenine teğet deseydi, x ekseni de y eşittir 0 doğrusu olduğu için örneğin şöyle bir parabol gelirdi. Bunun üzerindeki noktamız, hatırlayın, hem kökümüz hem tepe noktamız oluyordu. Burası da r virgül 0 gelirdi. Y eşittir 0 doğrusu demek x ekseni demektir. O zaman x eksenine teğet olan parabollerin tepe noktasının ordinatının kaç geleceğini söyleyebiliriz? 0 geleceğini söyleyebiliriz. Burada da y eşittir 2 doğrusuna teğet olduğumuz için tepe noktamızın ordinatının 2 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir de bu sorumuza bakalım. Ne demiş? Fx eşittir x kare artı m eksi 1x artı m artı 2 parabolünün tepe noktası x eşittir eksi 1 doğrusu üzerindedir. Buna göre f3 kaçtır? Şimdi ben analitik düzlemimizi bir çizmek istiyorum arkadaşlar. X eşittir eksi 1 doğrusu demiş. Onu şöyle çizeceğim. Şimdi bakın burası, yani şu noktamız arkadaşlar eksi 1,0 noktası. Bizim parabolümüzün tepe noktası bu doğrunun üzerinde. Mesela şöyle bir parabolümüz olabilir. Şurası bizim tepe noktamızdır. Kollar yukarıya doğru şöyle gelip gidebilir arkadaşlar. Şurada olabilir tepe noktamız. Bunun da kolları aşağı doğru olsun. Şu şekilde gidebilir değil mi? Şöyle gidebilir. Şurada olabilir. Kolları yukarı doğru olsun. Buradan böyle gidebilir. Bunların ortak özelliği ne? Dikkat ediyorsanız şuradaki tepe noktamızda apsisimizin kaç olduğunu biliyoruz. Eksi 1. Ordinatımızda burada ne gelmiş olsun? K1 diyelim buna. Hani K ile gösteriyoruz ya. Eksi 1 virgül K1 noktası. Şuraya bakarsak buraya K2 dersek burası eksi 1 virgül K2 noktası. Buraya biz eğer K3 noktası dersek burası arkadaşlar eksi 1 virgül K3 noktası. Bunların ortak özellikleri apsislerinin eksi 1 olması. Şimdi demek ki bizim tepe noktamız x eşittir eksi 1 doğrusu üzerindeyse o tepe noktasının apsisi yani R'si kesinlikle kaçtır arkadaşlar? Eksi 1'dir. Az önceki soruyu hatırlayın. Orada y eşittir 2 doğrusu üzerinde olunca k'mızı belirlemişti bu. Çünkü y dediği için, ordinat dediği için. Ama burada x eşittir eksi 1 deyince de r'mizi belirlemiş oldu. Çok basit bir şey gibi ama çok önemli bir şey. İyi sorular buralardan çıkıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Burada y eşittir 2 doğrusu üzerinde bir tepe noktamız olunca tepe noktamızın k'sı kaç gelmişti? 2 gelmişti. Buraya geldiğimizde bizim tepe noktamız x eşittir eksi 1 doğrusu üzerindeyse r'mizin kesinlikle kaç geleceğini söyleyebiliriz? Eksi 1. Peki biz R'yi nereden hesaplıyorduk? Eksi B bölü 2A'dan hesaplıyorduk. Burada eksi B diyorum. Şimdi B dediğimiz X'in katsayısı M eksi 1. Bunu eksiyle çarparsak eksi M artı 1 gelir. A dediğimiz X karenin katsayısı 1. 2 ile çarparsam 2 gelmiş olur. O zaman bizim R'miz eksi M artı 1 bölü 2 gelir. Bunun kaç olması gerekir? Eksi 1 olması gerekir. Buradan eksi M artı 1 eşittir eksi 2'den M'i 3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi M'imiz 3 ise buradaki Fx'imiz neye dönüşmüş olur? X kare artı 2X 3 artı 2'den artı 5'e dönüşmüş olur. Bize F3'ü soruyor. Gelin F3 yazalım. 3'ün karesi 9, 2 kere 3 6 artı 5 dedik. Bu toplamda bize 20'yi verdiği için doğru cevabın 20 geleceğini söylemiş olalım. Umarım buradaki mantık açıklayıcı olmuştur. Bir parabolün tepe noktası y eşittir bir şey doğrusu üzerindeyse o parabolün k'sı o oluyor. Bir parabolün tepe noktası x eşittir bir şey doğrusu üzerindeyse o parabolün tepe noktasının apsisi işte o değer gelmiş oluyor arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar bakın bu soruda parabolümüzün y eksenini kestiği noktayı bulunuz denmiş. Bunu artık anladığımızı düşünüyorum. Parabolümüzdeki sabit terim parabolümüzün y eksenini kestiği noktaydı. Yani y eksenini kestiğimiz noktanın ordinatı 7 gelir. Zaten y ekseninde x'imiz 0 olacağı için aradığımız nokta 0,7 noktasıdır. Ya da bunun dışında yine söylüyorum. Bakın y eksenini kestiği nokta diyor. Y ekseni x eşittir kaç doğrusu demekti? 0. X ekseni y eşittir kaç doğrusu demekti? 0. Y eksenini kestiği noktayı bulacak
yazacaksak biz orada x'imizin 0 olacağını biliyoruz. O zaman buradaki fonksiyonumuzda x yerine 0 yazarız. F 0 eşittir 0'ın karesi eksi 3 çarpı 0 artı 7'den 7 gelmiş olur. Aradığımız noktanın ordinatı 7 apsisi 0'dır. Yani aradığımız nokta 0,7 noktasıdır diyebiliriz arkadaşlar. X eksenini kestiği noktayı bulunuz. Artık bunları yeterince anlatabildiğimi düşünüyorum. X ekseni, yine söylüyorum arkadaşlar. Bakın burası Y ekseni, burası X ekseni. X ekseni demek Y eşittir 0 doğrusu demektir. Y ekseni demek X eşittir 0 doğrusu demektir. Biz X eksenini kestiği noktayı arıyorsak köklerini, sıfırlarını arıyoruz demektir. Fonksiyon üzerinde y'nin sıfır olduğu yerleri arıyoruz demektir. Y dediğimiz fx olduğu için 0 eşittir x kare eksi 7x artı 12 deriz. İşte bunu ikinci dereceden denklem mantığıyla çözeriz. Çarpanları ayırdığımızda x eksi 4 çarpı x eksi 3 gelir. Bunun sıfır olmasını istiyoruz. Burayı sıfır yapacak x değerlerinden birincisine x1 dersek bu 4 gelir. Buradan da x2 dersek bu da 3 gelmiş olur. Bakın y 0, x 3 veya 4 olacak. O zaman noktalarımız 4,0 ve 3,0 gelmiş olur. X eksenini kestiğimiz noktalar 4,0 ve 3,0 noktalarıdır diyebiliriz. Bakın y'lerimiz 0. Çünkü x ekseni demek y'nin 0 olması demektir. Lütfen bu mantığı anlamaya çalışalım arkadaşlar. Bir taktik vermiş, bir püf noktası vermiş. Önce bir sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki şekilde fx eşittir x kare eksi mx artı n parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre m artı n toplamı kaçtır? Taktikte ne yazıyor? Y eşittir fx parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisleri fx eşittir 0 denkleminin kökleridir. Zaten hem ikinci dereceden denklemlerde hem burada hep söylediğim şey. Yani x ekseni y eşittir 0 doğrusu olduğu için x eksenini kestiğimiz noktalar demek fonksiyonumuzu 0 yapan noktalar demektir. Bunlara fonksiyonun kökleri ya da sıfırları da denir. Püf noktası kökler toplamı ve kökler çarpımını kullanabilirsiniz demiş. Normalde burada biz x ekseninin y eşittir 0 doğrusu olduğunu biliyoruz. Biz x eksenini kestiğimiz noktaları arıyorsak bunlar bizim fonksiyonumuzu 0 yapan, y'imizi 0 yapan noktalardır. Zaten şekilde verilmiş bakın. Eksi 3 ve 1. Yani buradaki eksi 3,0 noktası bu parabolün üzerindedir. Bu parabolün bir köküdür. 1,0 noktası da bu parabolün üzerindedir. Ve bu parabolün bir sıfırıdır, bir köküdür. Peki biz buradaki m ve n'yi arıyoruz. Hani biz burada demiş ya püf noktası vermiş kökler toplamı ve çarpımından faydalanın diye. İkinci dereceden denklemlerden hatırlayın. Köklerimizin toplamı yani x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan bulunuyordu. X1 ile x2'nin çarpımı da c bölü a'dan bulunuyordu. Burada a dediğimiz sayı x karenin katsayısı 1. B'miz x'in katsayısı eksi m. C'miz de sabit terim olarak n olarak gelmiş. Peki biz köklerimizi biliyor muyuz? Evet bakın birisi eksi 3, birisi 1. Bakın köklerimiz eksi 3 ve 1 ama bunların bulunduğu noktalar nedir dediğinde eksi 3'e 0 noktası ile 1'e 0 noktası. Çünkü bunların görüntüleri 0. O zaman x1 ile x2'nin toplamı eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. Eksi 2 eşittir eksi b bölü a diyeceğiz. B'miz eksi m, a'mız da 1 olduğu için burası m gelir. M'miz eksi 2'dir. X1 çarpı x2 yani eksi 3 çarpı 1'den eksi 3 gelir. Kökler çarpımı c bölü a, n bölü 1'den n gelir. N'miz de eksi 3'tür. Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı da bize eksi 5'i verir. Doğru cevabın E şıkkı olması gerekir. Fx eşittir x kare artı 4x artı p parabolü verilmiştir. OA eşittir 5OB olduğuna göre p kaçtır diye sorulmuş. Şimdi mesela az önce bir püf noktası vermiş ya kökler toplamından faydalan, kökler çarpımından faydalan. Mesela bence burada da onu da yapabiliriz. Biz burada neyi biliyoruz? Kökler toplamımızı biliyoruz. Sonuçta bu ikinci yerden bir denklem. X1 artı X2 dersek bunun eksi B bölü A'dan eksi 4 geleceğini biliyoruz. İşimize yararsa X1 çarpı X2'yi de yazalım. Bu da C bölü A. Burada C'nin yerine P geldiği için A'mız da X karenin katsayısından 1 olduğu için P bölü 1'den bu da P gelecektir arkadaşlar. Şurada bir şey daha verilmiş. OA eşittir 5OB. Yani OB'nin uzunluğuna K birim dersek OA'nın uzunluğu 5K gelecektir. OA'nın uzunluğu 5K, OBK. Şimdi biz K'yi uzunluk olarak aldık, pozitif. O zaman ben şuraya K yazayım. Yani buranın uzunluğu da K olsun. Şurası da 5K uzunluktaysa negatif tarafta olduğumuz için koordinat olarak yazdığımızda bizim buraya eksi 5K yazmamız gerekir. Aslında buradaki K ve eksi 5K bizim köklerimizdir değil mi? Çünkü kök ne demekti? X eksenini kestiği noktalar çünkü X ekseni Y eşittir 0 doğrusuydu. Peki biz kökler toplamının kaç olduğunu biliyoruz? Eksi 4. E bakın köklerden biri eksi 5K, diğeri K. Bunların toplamı kaç yapıyormuş? Eksi 4. Buradan eksi 4 K eşittir. Eksi 4'ten K'miz kaç gelmiş olur? 1. K'miz 1 ise köklerimizden birisi eksi 5 kere 1'den eksi 5. 1 diğeri de 1'dir deriz. E gelin şimdi kökler çarpımına bakalım. Eksi 5 çarpı 1'den kökler çarpımı eksi 5 gelir. Yani burada aradığımız P değerinin eksi 5 olması gerekir arkadaşlar.
Bir püf noktası verilmiş. Önce sorumuzu okuyalım. Parabolü x eksenine pozitif tarafta teğet olduğuna göre a kaçtır? Demiş ki püf noktasında fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolü x eksenine teğet ise delta sıfırdır veya ifade tam karedir. Aslında birkaç önce sözlüğümüz soruda bunu söylemiştik arkadaşlar. Sanırım x eksi 2'nin karesi gelmişti. Buradaki mantık da o. Şimdi biz x eksenine pozitif tarafta bir parabol çizeceğiz. Teğet olacak arkadaşlar. Kolların yukarı doğru olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle bir parabol olabilir. Y eksenini her halükarda kesiyorduk değil mi? Şöyle olabilir. Ya da böyle de olabilir değil mi? Şöyle gidebilir. Bu ileride bir yerde y eksenini keser. Bunlar da tepe noktasıyla köklerimiz birbirine eşit geliyordu. Öyle değil mi? Çift katlı kök geliyordu. İki derecen denklemlerde hatırlayın. Çift katlı kök ne demek? Mesela x eksi m'nin karesi gibi değil mi? Bu çift katlı kök veriyor bize. M'miz çift katlı kök. Burada hem tepe noktamız m oluyordu hem de kökümüz m oluyordu. Yani m virgül 0 noktası bizim hem kökümüz hem de tepe noktamızdı. Kökümüzün apsisi m'ydi arkadaşlar. Tepe noktamızda m virgül 0 noktası gelmiş oluyordu. Demek ki burada da o formatta bir şey arıyoruz. Aslında x eksi m'nin karesini biz düşündüğümüz zaman birincinin karesi x kare eksi 2mx artı ne gelmiş olur? M'nin karesi gelir. Buradaki o m'nin karesi bizim için belirleyici. Bakın şurada m'nin karesinin yerine ne gelmiş arkadaşlar? 16. Bu bana diyor ki o zaman m kare 16 olsun. M'miz kaç olur? Artı eksi 4 gelmiş olur. M'miz artı eksi 4 ise şuradaki ifadeye baktığımızda fx'imizin ya x artı 4'ün karesi olması gerekir ya da fx'imizin x eksi 4'ün karesi olması gerekir. Şimdi x artı 4'ün karesi olsa buradan kökümüzü bulsak bunu 0'a eşitlediğimizde x'imiz ne gelir? Eksi 4. Burayı 0'a eşitlediğimizde x'imiz ne gelir? Artı 4. Pozitif tarafta teğetsek kökümüzün pozitif olması gerekir. Yani bizim 4'ü kullanmamız gerekir. O zaman aradığımız denklemin x eksi 4'ün karesi olması gerekir. Bakın burada eksi yazıyor ama onu biz 0'a eşitlediğimizde kökümüz ne gelmiş oluyor? Pozitif gelmiş oluyor. O zaman bence bizim burada aradığımız denklem x eksi 4'ün karesidir. X eksi 4'ün karesini açınca da x kare eksi 8x artı 16 gelmiş olur. Buradaki eksi sizi aldatmasın. Bakın eksi de olsa kökümüz hani karşıya attığımız için pozitif geliyor. Lütfen buna dikkat edin. Bence bizim burada aradığımız denklemin x kare eksi 8x artı 16 olması gerekir. Eğer burası eksi 8x olacaksa a artı 3'ümüz neye eşittir? 8'e eşittir. Buradan da a'mızın 5 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevap 5'tir. Ama burada çok güzel bir püf noktası vermiş. Delta 0'a eşittir demiş arkadaşlar. Delta 0'a eşitse delta neydi? B kare eksi 4 ac. Burada b dediğim x'in kat sayısından eksi a artı 3 karesini alacağım için doğrudan a artı 3'ün karesi diyeyim. Eksi 4 ac. Eksi 4 çarpı x karenin kat sayısı 1. C'miz 16. Bunun ne olmasını istiyoruz? 0. Buraya baktığımızda a artı 3'ün karesi 64 gelir. Yani a artı 3'ümüzün ya 8 olması gerekir ya da a artı 3'ümüzün eksi 8 olması gerekir. Buradan a'mız 5 gelir. Buradan da a'mız eksi 11 gelmiş olur. Ama bakın a yerine eksi 11 yazarsanız burası x kare artı 8x artı 16. Bu x artı 4'ün karesi. Burayı 0'a eşitlediğimizde kökümüz kaç gelmiş olur? Eksi 4. Ama biz kökümüz eksi 4 olursa x eksenine negatif tarafta teğet oluruz. Çünkü kökümüz eksi 4 gelmiştir. Oysaki kökümüzü pozitif gelecek ki x eksenine pozitif tarafta teğet olalım. Demek ki biz burada eksi 11'i değil dediğim gibi 5'i kullanmalıyız. 5 yazınca x kare eksi 8x artı 16 gelir. Bu x eksi 4'ün karesidir. Burayı da 0'a eşitleyince x'imizi 4 olarak bulmuş oluruz. X 4 ise teğetlik pozitif taraftadır ve bu bize istediğimizi vermiş olur. Doğru cevabın A'nın 5 olması gerekir arkadaşlar. Umarım iki mantık da açıklayıcı olmuştur. Aşağıdaki şekilde fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolü verilmiştir. Hangileri doğrudur? Mesela ben bunu görünce hiç şıklara bakmadan ifadelere bir kere kolları yukarı doğru olduğu için a'nın ne olduğunu söyleyebilirim. Sıfırdan büyük olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki c bize y eksenini kestiğimiz noktayı veriyordu. Y eksenini negatif tarafta kestiğimiz için c'mizin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. Tepe noktasına baktığımızda tepe noktasının apsisi yani r'miz ne gelmiş arkadaşlar? Pozitif değil mi? Burası pozitif taraf. O zaman eksi b bölü 2a'nın sıfırdan ne olduğunu söyleyebilirim? Büyük. E buraya baktığımız zaman a'mız zaten pozitifti. Burası pozitifse b'miz negatif olmalı ki arkadaşlar. Şu negatifle önündeki negatifi çarpınca pozitif gelsin. O zaman b'mizin de sıfırdan küçük olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Arkadaşlar aynı zamanda köklerimiz iki tane olduğu için delta'mızın da sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bir kökümüz burada bir kökümüz de burada gelmiş. Yolu görebiliyoruz. Şimdi ne denmiş bize? Delta sıfırdan büyüktür. Doğru. B sıfırdan küçüktür. Doğru. C sıfırdan büyüktür. Yanlış. O zaman doğru cevabın 1 ve 2 gelmesi gerekir arkadaşlar.
Bir püf noktası verilmiş. Önce sorumuzu okuyalım. Parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre f3 değeri kaçtır demiş. Diyor ki püf noktasında ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde ise b sıfırdır. Şimdi tepe noktası dediğimizde demiştim r. Şimdi y ekseni ne demekti? Bakın yine çiziyorum arkadaşlar. Y ekseni x eşittir sıfır olması demekti. X ekseni de y eşittir sıfır doğrusu demekti. Bizim tepe noktamız y ekseni üzerinde ise örneğin parabolümüz şöyle bir parabol olabilir. Böyle de bir parabol olabilir. Ama bunların ortak özelliği nedir? Tepe noktalarını yazdığımızda r'si var. Öyle mi arkadaşlar? Bakın r'si kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 0 gelmiş olacak. K'miz de burası neyse o gelmiş olacak. Buraya baktığımızda yine r'si 0, k'si ne gelirse. Yine biz şuraya şöyle k yazalım. Buraya da k1 yazalım. 0, k1. Bunların ortak özelliği ne arkadaşlar? Bakın apsislerinin 0 olması. Tepe noktası y ekseni üzerindeyse biz bunun benzerini çözdük. Demişti ki bize x eşittir eksi 1 doğrusu üzerinde tepe noktası. O zaman biz demiştik ki burada r'miz kesinlikle eksi 1. Peki y ekseni x eşittir kaç doğrusu demekti? 0. Demek ki buradaki r'mizin kesinlikle 0 geleceğini söyleyebiliriz. Peki r'mizi nereden buluyoruz? Eksi b bölü 2a'dan. Buranın 0 olması için zaten a 0'dan farklı ikinci dereceden bir denklem. Neyin 0 olması lazım? B'nin 0 olması lazım. İşte burada da onu söylemiş. Eğer bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse arkadaşlar burada x'in katsayısı olan değerin 0 olması gerekir. Yani burada a artı 2 0'dan a'mız eksi 2 gelir. A eksi 2 ise fx eşittir x kare. Burası zaten sıfırlanmış olacak. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 gelmiş olacak. Bize f3 sorulmuş. Hemen f3'ü yazalım. Ne gelir? 3'ün karesi eksi 3'den 6 gelmiş olur. Doğru cevabında c şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Parabolün simetri ekseni. Zaten bütün örneklerde yavaş yavaş buna giriş yapmıştım. Bunun mantığı aklımıza yatsın diye. Burada da o anlatılmış. Ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası. R virgül k ise x eşittir r doğrusu parabolün simetri eksenidir. Bunu buraya kadar zaten yavaş yavaş anlatmış olduk arkadaşlar. R'mizi bulduğumuzda elde edeceğimiz görüntüler hep r'ye göre simetrik geleceği için buradaki r'ye yani tepe noktamız arkadaşlar simetri ekseni deriz. Bakın sadece r noktasında biz bir k değeri buluyoruz. Yani f(r)'miz k geliyor. Bunun dışında bu tek değer. Yani f(r) k. Bize k'yi veren başka bir nokta yok. Onun dışındaki bütün noktalar ne gelmiş olacak? Simetrik gelecek. Çünkü orada r bir tane nokta. Yani tam burası bize r'yi veriyor. R apsis olarak bunu vermiş oluyor. Bunun dışında sağdan soldan sağdan soldan bütün noktalar simetrik geldiği için onlar simetrik. Ama r tek başına bize k değerini veren tek nokta olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bunu da şimdi soruları çözdükçe anlamış olacağız arkadaşlar. Burada şu aslında önemli. Onu ben burada bahsedebilirim. Mesela diyelim ki şöyle bir parabol çizdiğimizde şu bizim simetri eksenimiz olsun arkadaşlar. Bunu çizdik. Şimdi burada şuna dikkat edin. Demiştim ya simetri ekseni köklerin tam ortasında. Örneğin burası 2 olsun. Burası 8 olsun. 2, 8 daha 10. 10 bölü 2'de simetri eksenimiz kaçta gelecek? 5'te. Çünkü kökler toplamı x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a 2 artı 8'den 10 gelir. Ama biz r'yi bulurken eksi b bölü 2a'yı kullanıyorduk. 10 bölü 2'den kaça ulaşmış olacağız? 5. Bakın şuna dikkat edin. Örneğin 5'in 9 birim sağında kaç var? 14. 5'in 9 birim solunda kaç var? Eksi 4. 14 ile eksi 4'ü toplayınca da kaç yapıyor yine? 10 yapıyor. Kökler toplamına eşit. 2'ye bölün 5. Örneğin 5'in 100 birim sağında ne var? 105 var. 100 birim solunda ne var? Eksi 95. Bakın eksi 95 ile 105'i toplayın. 10 yapıyor yine kökler toplamı. Ve yarısı da yine tepe noktamızı vermiş oluyor. Yani tepe noktasına göre simetrik iki noktanın apsisler toplamı da kökler toplamına eşit geliyor. Çünkü kökler de zaten 5'e göre simetrik. Yani biz burada köklerimiz ve diğer simetrik olan noktaları şöyle gösterebiliriz. 5'e göre 5'in R bir mesela 5'in M birim sağından bir nokta aldığımızda 5 artı M'ye geliyoruz. M birim solundan bir nokta aldığımızda 5 eksi M'ye geliyoruz. Bunların toplamı da M'leri götürüp bize kaçı vermiş oluyor? Onu yani kökler toplamını yani tepe noktasının iki katını veriyor. Bunu anlarsak iyi sorularda bunu hızlıca kullanıp ilerleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın burada simetri eksenini kullanacağımız bir soru. Zaten direkt simetri ekseni hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi buradaki temel mantık şu. Simetri ekseni bizim tepe noktamızın apsisi. Çünkü biz bir parabol çizdiğimiz zaman arkadaşlar mesela şöyle bir parabol çizdik. Şurası bizim simetri eksenimiz olsun. Bakın diyelim ki burası x1, burası x2. Bunların tam ortasında bizim neyimiz var? R'miz var arkadaşlar.
İşte burası R. Yani burası R virgül sıfır noktası. Bu da buraya dik bir şekilde çizildiğinde x eşittir ne doğrusu gelmiş oluyor? R doğrusu gelmiş oluyor. O zaman biz burada tepe noktamızın apsisini bulduğumuzda onu doğru formatında yazdığımızda aslında simetri eksenimizde ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Eksen dediği için x eşittir 5 doğrusu, x eşittir 10 doğrusu gibi bir şey yazmaya çalışıyoruz yani. Burada o zaman biz gelir R'mizi bulalım simetri ekseni için. Eksi b bölü 2a'dan gelecektir. Burada a'mız x karenin katsayısından 1, b'miz x'in katsayısından eksi 3. Sabit terim 5, onu kullanmayacağız. Eksi b dedim 3 geldi, 2a'mız 2 geldi. R eşittir 3 bölü 2 bulduk. Tepe noktamızın apsisi olan r'miz 3 bölü 2 ise simetri eksenimiz de x eşittir 3 bölü 2 doğrusudur diyebiliriz arkadaşlar. Bakın biz buna benzer soru çözdük. Ne diyordu? Bunun tepe noktası diyordu x eşittir eksi 1 doğrusu üzerinde. O zaman zaten x eşittir eksi 1 doğrusu bizim simetri eksenimiz oluyor. Bunu unutmayalım. Mesela bir parabol vermiş. Bunun simetri ekseni ya da bunun tepe noktası, bak aynı mantık aslında. Bak simetri ekseni x eşittir 5 doğrusudur dediğinde tepe noktasının apsisi 5'tir diye anlıyoruz. Bu parabolün tepe noktası x eşittir 7 doğrusu üzerindedir dediğinde simetri ekseni demek ki x eşittir 7 doğrusudur diye anlıyoruz. İkisinin aynı şey olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sazanlık soru demiş. Böyle dediğine bakmayın. Ben de hata yapıyorum bazen ama yine de bakalım, dikkatlice okuyalım. Şekilde y eşittir fx parabolünün tepe noktası 2,k'dir. Buna göre f4 değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi f4'ü arıyoruz. Bize burada bir nokta daha vermiş. Bakın şurada eksi 5'imiz var. Şu eksi 5 neyi kestiğimiz nokta? Y eksenini. Y ekseninde x'lerimiz kaçtı? 0'dı. Yani bu eksi 5 yazdığı noktanın koordinatlarının aslında 0 virgül eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burası 0 virgül eksi 5 noktasıysa bizim fonksiyonumuzda biz 0 yazdığımızda görüntümüzün kaç geldiğini söyleyebiliriz? Eksi 5. Peki şuradaki 2 tepe noktamızın apsisi olarak verilmiş. Eğer tepe noktamızın apsisi 2 ise simetri doğrumuzun da arkadaşlar x eşittir kaç doğrusu olduğunu söyleyebiliriz? 2 doğrusu olduğunu söyleyebiliriz. En baştan beri söylüyorum. Eğer simetri eksenimizi belirlemişsek buna göre simetrik olan noktalardaki görüntülerimiz de eşittir. Mesela 2'nin 10 birim sağında ne var? 12 var. O zaman f2 artı 10. 2'nin 10 birim solunda ne var? Eksi 8 var. F2 eksi 10'a eşittir. Yani F12 eşittir F eksi 8'dir. Bakın tepe noktamız yani simetri eksenimizde apsis 2 ise eksi B bölü A 2A eşittir 2'den eksi B bölü A'mız kaç gelir? 4. Yani bizim kökler toplamımız kaçtır? 4'tür. Bakın 12 ile eksi 8'i toplayın yine kaçı veriyor bize? 4'ü veriyor. Yani simetri eksenine göre simetrik olan noktaların apsisleri toplamı kökler toplamına eşittir. Bunları da 2'ye böl yine simetri eksenimizi bulmuş oluruz. Şimdi dikkat edin. Biz burada 2'ye göre simetrik olduğumuzu biliyoruz. 2'nin 2 birim solunda bir görüntü biliyorum. Ne bu? 0. F0 eksi 5. Peki 2'nin 2 birim solundaki görüntü eksi 5 ise 2'nin 2 birim sağındaki görüntü olan F4'ün de kaç olması gerekir? Eksi 5 olması gerekir. Zaten bize de o sorulduğu için doğru cevabın kaç geleceğini söyleyebiliriz. Eksi 5 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın 0 ile 4'ü toplayın. Kökler toplamı olan neyi veriyor bize? 4'ü veriyor. Kökler toplamının yarısı 4 bölü 2 de bize buradaki tepe noktamızın apsisi yani simetri eksenimizi vermiş oluyor arkadaşlar. Bir taktik vermiş. Önce sorumuzu okuyalım. Fx eşittir x kare eksi 6x eksi 7 parabolünde fp eksi 1 eşittir f5 eksi 2p eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre p'nin alabileceği birbirinden farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Taktiği okumadan önce hemen aklıma şu geliyor. Yani bir parabol vermiş. Diyor ki fm eşittir fn. Benim ilk aklıma gelen demek ki mn'ye eşittir demek olur. Yani mesela m3 ise f3 eşittir f3, f5 eşittir f5, f10 eşittir f10 gibi. Ama bunun dışında ne olabilir? Bir taktiğimizi okuyalım. Fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde tepe noktası x eşittir r olmak üzere fm eşittir fn ise mn'ye eşit ya da m artı n bölü 2 r'dir. Şuradaki m'nin n'ye eşit olması, tam da ben de aynı harfleri vermişim zaten anladık. Peki niye m artı n bölü 2 r? Az önce anlattığım özellikten ötürü. Mesela benim bir simetri eksenim var arkadaşlar. Şimdi burası r, öyle değil mi? Şimdi ben şunu biliyorum değil mi? Kökler toplamı x1 ile x2'yi topladım. Bunu 2'ye böldüğümde ben neye ulaşıyorum aslında? R'ye ulaşıyorum. Peki ben ne demiştim? Örneğin r'nin diyelim ki işte k birim ne diyelim t birim sağında r artı t noktasını alsak. Bir de t birim solunda r eksi t noktasını alsak bunların görüntüleri de neydi? Birbirine
eşitti. Yani bakın burada biz f r eksi t'nin neye eşit olduğunu biliyoruz. F r artı t'ye eşit olduğunu biliyoruz. Burada bakın r eksi t r artı t'den farklı. Hani m n'ye eşit olsun demiştik. Onun dışında bir durum arıyoruz. Bakın f r eksi t f r artı t'ye eşit. Gelin bunların işlerini bir toplayalım. T'ler birbirini götürür. Ne gelmiş olur? 2 r. Yani bizim tepe noktamızın 2 katı gelir. Bunu da 2'ye böldüğümüzde r'yi elde ederiz. İşte burada o anlatılmış. M artı n bölü 2 r'yi veriyorsa yine aynı durumu elde edebiliriz. Benim size her soruda anlatmaya çalıştığım tepe noktasına göre simetrik iki nokta alırsanız bunların görüntüleri eşittir. Bunların toplamı kökler toplamıdır. E kökler toplamının yarısı tepe noktamızsa aynı mantıkla bu noktaların toplamının yarısı da bize tepe noktasını vermelidir diyebiliriz arkadaşlar. O zaman biz bu soruyu çözerken hemen ne diyeceğiz? Bir kere böyle bir eşitlik varsa ilk olarak şu gelecek aklımıza. Diyeceğiz ki p eksi 1 eşittir 5 eksi 2 p'dir. Buradan arkadaşlar 3 p eşittir 6'dan p'miz kaç gelmiş olur? 2 gelmiş olur. Bir de eğer böyle bir eşitlik varsa nasıl hani köklerde birbirine aynı görüntüyü veriyor ya. Mesela x kare eksi 6x eksi 7 de çarpanları ayırırsak x eksi 7 çarpı x artı 1 gelir. Burada köklerimizin biri 7 biri 1 eksi 1 gelir. O zaman f 7 eşittir f eksi 1'dir. Bakın 7 ile eksi 1'in toplamı ne yapar? 6 yapar. Tepe noktamız kaç peki? Eksi b bölü 2a'dan 3. Bu 6'nın yarısı. Eğer böyle birbirinin görüntüleri birbirine eşit iki noktamız varsa bunların toplamı da o zaman kökler toplamı yapacaktır. Kökler toplamının yarısı da bize r'yi verir. Tekrar söylüyorum. Görüntüleri birbirine eşit iki nokta varsa bunların toplamı kökler toplamıyla aynıdır. Bu toplamın yarısı da bize buradaki r'mizi verecektir. O zaman bizim r'miz ne? Eksi b bölü 2a'dan 3 gelir. 3 eşittir. Bunların toplamının yarısı yazarız. P eksi 1 ile 5 eksi 2 p'yi toplayınca 4 eksi p gelir. O zaman 4 eksi p'nin yarısı bana 3'ü vermelidir. Bakın bu bir kenarda dursun. Ya da ne diyorum? Eğer birbirine eşit iki tane görüntüleri birbirine eşit iki noktamız varsa o noktaların toplamı kökler toplamıdır. Toplayın bunları ne gelir? 4 eksi p gelir. Kökler toplamımız kaçtı? 6. Bakın zaten 4 eksi p bölü 2 3 demekle 4 eksi p 6 demek aynı şeydir. İçler dışlar yapınca bunu elde ederiz. Buradan da p'mizin eksi 2 geleceğini söyleyebiliriz. Demek ki bizim bir p'miz bir 2 olabiliyormuş. Bir de eksi 2 olabiliyormuş. Alabileceği değerler çarpımı da bize eksi 4'ü verecektir arkadaşlar. Aşağıda şekilde verilen y eşittir fx parabolünün tepe noktası 2,k'dir. Mesela bakın bunu okur okumaz aklıma şu geliyor. Demek ki bizim r'miz kaç? 2. Demek ki eksi b bölü 2a'mız kaç? 2. O zaman eksi b bölü a'mız kaç? 2 kere 2'den 4. Eksi b bölü a neydi? Kökler toplamı x1 artı x2 kaçmış yani? 4'müş. İlla soruda kullanırız demiyorum ama bunu okur okumaz aklımıza gelirse işimize yarayabilir. Buna göre f kök 3 eksi 1 eksi f 5 eksi kök 3 ifadesinin değeri kaçtır? Denklemi yazamıyoruz. Kök 3'lü bir şeyler girmiş için içine. Ne yapacağız? Ama ne demiştik? Bizim burada şimdi tepe noktamız 2'de ya. Yani bizim r'miz 2 ise kökler toplamımız x1 artı x2'miz kaçtır? 4. Ne demiştik? Bize 2 değer verilmişse ve bunların şu içlerinin toplamı bize kökler toplamını veriyorsa bunların görüntüleri birbirine eşittir. Çünkü bunlar bizim tepe noktamıza göre simetriktir. Bakın bunları bir toplayalım. Kök 3 eksi 1 artı 5 eksi kök 3 dediğimizde bunlar gider. 5 eksi 1'den 4 gelir. Az önceki özelliği hatırlayın. Bakın toplamlarının yarısı r'yi versin diyordu. Ben de aynı mantık. Buradaki 2'yi buraya gönderince m artı n eşittir 2r gelsin diyorum. Zaten 2r'miz de neye eşit? x1 artı x2'ye eşit. Yani bence bu ile kalırsa aklımıza daha iyi olur. İçlerinin toplamı, kökler toplamıysa onlar r'ye göre simetriktir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen döndük sorumuza. Bunları toplayınca 4 geldi. 4'ün yarısı 2 bize 2'yi yani r'yi verdi. O zaman bunların toplamının yarısı bize r'yi veriyorsa ya da bunların toplamı bize kökler toplamını veriyorsa arkadaşlar bunların görüntüleri birbirine eşittir. Eğer ben bunun görüntüsüne l dersem bunun görüntüsü de l gelir. L eksi l de bize kaçı vermiş olur? 0'ı vermiş olur. Doğru cevabın A şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar gelin biraz da bir parabolün alabileceği en büyük ve en küçük değerden bahsedelim. Zaten ben konu anlatımın başından beri kollarımız aşağı doğruysa alabileceğimiz bir en büyük değer, kollarımız yukarı doğruysa alabileceğimiz bir en küçük değer vardır diyorum. Bunlarda sıkıntı yok. Kollar aşağı doğru olduğunda en büyük değer k oluyor. R,k'deki k. Kollar yukarı olduğunda da en küçük değer R,k'deki tepe noktamızın ordinatı olan k gelmiş oluyor. Ama burada biraz sınırlandırma falan gelebilir. Mesela bakın biz bunu reel sayılarda çiziyoruz. Ama bakın burada m virgül n aralığında çizilmiş.
Yani minik paraboller çiziyoruz. Mesela bakın şu parabolün bir parçası, bu parabolün bir parçası. Bu durumda en büyük, en küçük değer ne olacak? Buna bakacağız. Aslında çok mantıklı. Biz şunu biliyoruz. Diyelim ki kolları yukarı doğru olan bir parabolümüz var. Eğer burada tepe noktası işin içindeyse o bir kere en küçük değerdir. Ama tepe noktasının sağ tarafından ya da tepe noktasının sol tarafından bir parça alınmışsa işler değişebilir. Bunu yorumlamaya çalışacağız. Kollar yukarıysa simetri eksenimizi düşünün. Simetri eksenimizin solundan tepe noktasına doğru geldiğimizde değerlerimiz doğrudan küçülür. Daha sonra tepe noktasından sağa doğru gidiyorsak değerlerimiz büyüyerek gidecektir. Kollar aşağı doğruysa tepe noktasının sol tarafından geliyorsak değerlerimiz artarak gelecektir. Eğer tepe noktasının sağına doğru gidiyorsak değerlerimiz azalarak gitmiş olur. Burada da onlardan bahsetmiş. Mesela M virgül N kapalı aralığı dediği için bakın burada en küçük değeri M'nin görüntüsünde bulmuşuz. En büyük değeri N'nin görüntüsünde bulmuşuz. Buraya baktığımızda M ve N'nin görüntüleri var ama tepe noktası da işin içine girince bir kere kollar da yukarı doğru olduğu için en küçük değeri N'de bulmamışız ya da M'de bulmamışız. Nerede bulmuşuz? Yine burada R virgül K'de elde etmişiz. Yani tepe noktamızda elde etmişiz. En büyük değer de burada M'de gelmiş. Bakın kolumuz daha yukarıdayken elde ettiğimiz bir görüntü olduğu için soruyu çözdükçe bunlar daha da aklımıza yatacaktır arkadaşlar. Fonksiyonun alabileceği en küçük değeri bulunuz. Bakın tanım kümemiz reel sayılar. Yani parabolümüzün tamamı var. Az öncekini hatırlarsanız sınırlandırma geldiğinde dikkat etmemiz gerekir. Yoksa reel sayılardaysa zaten kollar yukarı doğru olduğu zaman en büyük değeri bulamayız. Sonsuza gider, en başta söylemiştim. Kollar aşağı doğruysa da en küçük değeri bulamayız. Eksi sonsuza gider. Kollar yukarı doğruyken en küçük değeri, kollar aşağı doğruyken de en büyük değeri bulabiliriz ama diğerlerini bulamayız. Burada reelden reele gidiyoruz. Kollarımız da yukarı doğru olduğu için zaten bize en büyük değeri soramaz. Reel bir sayı gelmez. Sonsuz da temsil ederiz değil mi onu biz? Ama bize en küçük değeri sorduğu için bu en küçük değeri kolları yukarı doğru olduğu için tepe noktasında alacağını söyleyebiliriz. Yani biz burada R virgül K'deki K'yi aradığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen R'mizi hesaplayalım. R'mizi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Eksi B bölü 2A'dan buluyorduk. Burada A dediğimiz X karenin katsayısı 1. B'miz X'in katsayısı eksi 4. O zaman eksi B bölü 2A'mız 4 bölü 2'den kaç gelecek? 2. F'nin de bize K'yi verdiğini biliyoruz. Gelin F2'yi hesaplayalım. 2'nin karesi eksi 4 kere 2 artı 10 dedik. 4 eksi 8 artı 10'dan 6'ya ulaştık. İşte bu 6 değeri bizim fonksiyonumuzun alabileceği en küçük değer olarak belirlenmiş oldu. Yani biz bunun grafiğini çizdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle çizersek sadece tepe noktasını işaretleyelim. Bakın tepe noktamız ne geldi? 2,6. Yani şurada 2 işaretledik. Burada 6 işaretledik. Belli ki şimdi bakın tepe noktası burası. Burada en küçük değerini alacak. Kollar da yukarı doğruysa demek ki bunun kökleri yok. Bir bakalım köklerin olmaması için delta ne olmalıydı? Sıfırdan küçük. Hakikaten delta sıfırdan küçük mü? B kare demişiz arkadaşlar. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'miz de 10. Bakın ne geliyor? Sıfırdan küçük geliyor. 16 eksi 40'tan eksi 24. Köklerimiz yok. Kollar yukarı doğru. Demek ki şöyle bir grafiğimiz olacak. En küçük değerimiz de x eşittir 2 apsisli noktada 6 olarak almış olacağız. Bakın burayı en küçük yapan değer 2. En küçük değerimiz 6. Yani 2 apsisli noktada en küçük değerini alıyor. Bu değerin de 6 olduğunu biliyoruz. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Fonksiyonun alabileceği en büyük değeri. Bakın kolları aşağı doğru olan bir parabol. Bunun da en büyük değeri olur. En büyük değeri nerede almış olur? R'de alır. Bu değer K'ye eşittir. Zaten reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Burada en küçük değeri ne yapamaz? Soramaz. En küçük değer eksi sonsuza doğru gidecektir. Hemen burayı da yine R'mizi bulalım. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Yine A'mız eksi 1. B'mizin de 6 olduğunu görüyoruz. O zaman eksi 6 bölü 2 kere eksi 1. Eksi 2'den 3 geliyor. Fonksiyonda da R'yi yazdığımızda yani F3'ü bulduğumuzda en büyük değerimizi bulmuş olacağız. F3'ü hesaplıyorum. Eksi 9 artı 6 kere 3 18 artı 12 geldi. Bu da bize 21'i verdi. Demek ki biz bu parabolü çizmek istesek kollar aşağı doğru. Bakın tepe noktamızın apsisi 3, ordinatı 21. Şuraya 3 dedik, şuraya 21 dedik arkadaşlar. Bu noktamızı şöyle belirlemiş olalım. Kollar aşağı doğru olacak değil mi? Kollar aşağı doğru gitmiş olacak. Mesela X'e 0 verdiğimizde Y'mizin 12 geldiğini görüyoruz. Şurada bir yerde de onu kesmiş olacak. Şuraya da biz 12 yazalım. Demek ki bizim parabolümüz şu formatta bir parabol. Buradan da eksi sonsuza doğru gidecek. 3'e göre simetrik. Maksimum değerini 3'te aldı. Aldığı maksimum değer en büyük değerde 21 olarak bulunmuş oldu. Bakın maksimum değeri veren x 3 ama maksimum değer 21. Maksimum değeri en büyük değeri sorduğunda görüntüsünü söylüyoruz. Bize orayı en büyük yapan x değerini sorarsa 3'tür diyoruz. Ama maksimum değer nedir dediğinde buradaki y'mizi, görüntümüzü 21'i söylemiş oluyoruz arkadaşlar.
Fonksiyonun alabileceği tam sayı değerlerinin sayısını bulunuz. Bakın bir sınırlandırma var. Eksi 4, 3. Fonksiyonumuz x kare eksi 4x artı 7. Tepe noktamızın bizim için önemli olduğunu söylemiştik. Hemen tepe noktamızı hesaplayalım. Eksi b bölü 2a dedim. Eksi yazdım. B'miz eksi 4. 2a'mız 2. Buradan 2'ye ulaştık. Hemen fonksiyonda r'mizi yazalım. f2'mizi bir bulalım arkadaşlar. Bakalım kaç gelecek. F2, 2'nin karesi 4. Öyle değil mi? Eksi 8 artı 7'den 11 eksi 8 yani 3 gelmiş olacak. Demek ki bizim tepe noktamız 2,3. Ya bunu bulduk da aralığımız ne? Aralığımız eksi 4, 3. Yani bizim tepe noktamız olan 2'yi içeriyor mu? Evet içeriyor. Ha demek ki bu kolları yukarı doğru olan parabolde tepe noktamız bize verilen aralıkta olduğu için bir kere en küçük değeri bu bize verecek ve en küçük değerimiz kaç gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Mesela ben bu parabolü çizmek istesem arkadaşlar şöyle yaptım. Mesela tepe noktamız kaç? 2,3. Şuradan 2'yi işaretledim. Şuradan da 3'ü işaretledim. Kollar yukarı doğru mu? Evet. Demek ki bunun kökü yokmuş. Bakın tepe noktamız 2,3 geldi. Kollar da yukarı doğru. X'e 0 verince Y kaçta kesiyor? 7'de kesiyor. Demek ki şöyle giden bir paraboldür diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde gitmiş olacak. Şimdi dikkat ederseniz bizim aralığımız eksi 4,3 aralığı. Şöyle kapalı. Şimdi şunu görüyor musunuz? Simetri eksenimiz kaçta? 2'de. 2'de en küçük değerimizi aldık mı? Aldık. Kaçı bulduk? 3'ü. 2'den ne kadar uzaklaşırsak o kadar büyük görüntü mü elde ederiz? Evet. Çünkü simetrik artarak gidiyor. 2'den ne kadar uzakta bir değer yazarsanız o kadar büyük bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şimdi peki 2'yi düşünün sayı doğrusunda. 2 burada. 3 burada. Eksi 4 burada. 2'ye çok uzak. Yani 3 zaten 2'nin hemen yakınında ama eksi 4 çok uzakta. Dolayısıyla burada bize daha büyük görüntüyü verecek değer kaçtır? Eksi 4'tür. O zaman biz burada zaten minimum değerimizi 2'de bulduğumuzu, bunun da 3 olduğunu bulmuştuk. Maksimum değer için 3'e değil kaça bakmamız gerekir? Eksi 4'e bakmamız gerekir. Çünkü 3 2'ye çok yakın. Gelin bunu anlayalım ama yine de bir yazalım. Mesela F3 kaç geliyor bir bakalım arkadaşlar. 3'ün karesi 9 eksi 12 artı 7'den 4 gelmiş oluyor. Bir de F eksi 4'e bakalım. F eksi 4 eşittir. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı eksi 4 artı 16 artı 7'den 39 geliyor. Bakın F eksi 4 F3'e göre çok büyük. F3'ün de buradaki F2'den yine büyük olduğunu görüyorsunuz. Çünkü zaten F2 bize tepe noktamızdaki görüntüyü veriyor. Tepe noktası da bu aralıkta olduğu için en küçük görüntüyü veriyor. O zaman bizim burada elde edebileceğimiz en küçük görüntü tepe noktamızdaki 3'tür. Ama en büyük görüntü de simetri eksenimiz olan tepe noktamızın apsisi olan 2'ye daha uzaktaki olan eksi 4'ün görüntüsüdür. Eksi 4'ün görüntüsü de 39 olduğu için biz burada 3'ten 39'a kadar arkadaşlar bütün tam sayı değerlerini elde edebiliriz. Bize alabileceği tam sayı değerleri sorulmuş. Tabii ki tam sayı değerleri dışındaki de değerleri de elde ederiz ama bize alabileceği tam sayı değerleri sorulmuş. 3'ten 39'a kadar kaç tane tam sayı varsa o kadar tam sayı değeri alacağını söyleyebiliriz. Nasıl buluruz? 39 eksi 3 birer birer artıyor. Bölmemize gerek yok. 1 ekleyeceğiz. Bu da bize 39 eksi 2'den 37 farklı tam sayı değeri vermiş olacak. Yani buradaki fonksiyonumuzun eksi 4, 3 kapalı aralığında alabileceği 37 farklı tam sayı değeri vardır demiş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine belli bir aralık verilmiş. Bu aralıkta fonksiyonumuzun görüntü kümesini bulmamız istenmiş. Kollarımızın yukarı doğru olduğunu görüyoruz. Kollar yukarı ama kollar yukarıysa aklımıza yine geliyor. Demek ki biz bunun en küçük değerini tepe noktasında yakalayabiliriz. Ama bize verilen aralık bakalım bizim tepe noktamızı içeriyor mu? Tepe noktamız olan R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A'dan buluyorduk. Burada A dediğimiz değer X karenin kat sayısından 1. B'miz X'in kat sayısı eksi 6. R'mizi hesaplayalım. Eksi dedik. B'ye eksi 6 yazdık. 2 kere 1'den 2 geldi. Bu da bize 3'ü verdi. Hemen bir de F3'ü bulalım arkadaşlar. FR'yi. 3'ün karesi 9. Eksi 18 artı 13 geldi. Bu da bize kaçı verdi? 4'ü. Aslında biz burada minimum değerimizi 3 apsis noktada 4 olarak bulacağımızı biliyoruz. Ama bize verilen aralık eksi 3,2 aralığı. Bizim tepe noktamızın apsisi 3'tü. 3'ün bu aralıkta olmadığını görüyoruz. Demek ki bu aralık için minimum değerimizi 3'te almayacağız. Tepe noktamızda almayacağız. Mesela biz bu parabolü bir çizmeyi denesek. Şöyle alalım. Şuradan şöyle yapmış olalım. Tepe noktamız 3,4'te. Şuraya 3 diyelim. Şuradan şöyle 4'ü almış olalım arkadaşlar. Şurası da 4 olsun. 3,4 noktası tepe noktası. E kollar da yukarı doğru. Belli ki bunun kökü yok. Bir ispatlayalım. Kökümüzün olmaması için delta küçük 0 olmalıydı. Deltamıza bakalım. B kare eksi 4 ac. B kare eksi 6'nın karesinden 36.
Eksi 4 çarpı 1 çarpı 13. 4 kere 13 52. 36 eksi 52'den eksi 16 geliyor. Bakın bu sıfırdan küçük. Köklerimiz yok. Reel kökümüz yok. Kollar yukarı doğru. Belli ki şuradan şöyle gelecek parabolümüz. Değil mi arkadaşlar? Tepe noktasında minimum değerine ulaşmış olacak. Daha sonra buradan da aynı şekilde simetrik bir şekilde atarak gidecek. Ama bize reel sayılarda inceleme sadece eksi 3 açık 2 kapalı aralığında incele demiş. Hemen şurayı şöyle eksi 3 yapalım. Şurası bizim eksi 3'ümüz olsun. Şurada da 2'miz olsun arkadaşlar. Bakın şimdi bizim simetri eksenimiz 3'te. Kollar yukarı doğru. 3'ün sağında da artarak gidiyoruz. 3'ün sol tarafından 3'e azalarak geliyor. Şimdi azalarak geldiği için 3'e ne kadar uzakta olursak onun görüntüsü o kadar büyük olur. 3'e ne kadar uzakta olursak onun görüntüsü o kadar büyük olur. Burada 3'ün 2'ye uzaklığı 1 birim. Sayı doğrusunu düşün. 3 burada, 2 burada, eksi 3 burada. 3'ün 2'ye uzaklığı 1 birim. 3'ün eksi 3'e uzaklığı 6 birim. Eksi 3, 3'e daha uzakta olduğu için onun görüntüsü daha büyük gelecektir. Burada 2'de elde edeceğimiz görüntü daha küçük gelecektir. Tabii ki grafikten görüyoruz ama grafik olmasa bile yorumlayabileceğimizi söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi biz eksi 3 ve 2'ye bakacağız. Belli ki en küçük değerimizi burada, en büyük değerimizi de eksi 3'te elde etmiş olacağız. O zaman gelin fonksiyonumuzda bir eksi 3 yazalım, bir de 2 yazalım. Dikkat edeceğimiz husus eksi 3'e eşitlik yok. Orada aralığımızı açık bırakacağız. Hemen ben bir f eksi 3'ü hesaplamak istiyorum. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 6 çarpı eksi 3'ten artı 18 artı 13 gelsin. 13, 18 daha 31. 9 daha bize 40'ı vermiş olsun. Daha sonra F2'yi hesaplıyorum. F2 4 eksi 12 artı 13. Bu da 17 eksi 12'den bize 5'i verecek. Demek ki bizim bu aralıkta bu parabolle elde edebileceğimiz en büyük görüntü 40'mış. Ama eşitlik olmadığı için 40'ı açık bırakacağız arkadaşlar. En küçük görüntü de 5'miş. Orada 2'ye eşitlik olduğu için 5'i kapalı yapacağız. Ve çözüm kümemizi 5 kapalı 40 açık aralığı olarak bulmuş olacağız. Buradaki görüntü kümemiz 5 kapalı 40 açık aralığı gelecektir arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği türden demiş, şu sorumuza da bakalım. F A'dan B'ye olmak üzere 2x kare eksi 15x artı P fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta daima azalandır. Buna göre A kümesinin en büyük tam sayı elemanı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi az öncekiler gibi sınırlı bir aralığımız olacak. Çünkü reel sayılarda bir parabol daima azalan olamaz ki. Kolları yukarıysa azalıp artması gerekir. Kollar aşağıysa da artıp azalması gerekir. Şimdi bizim elimizde kolları yukarı doğru olan bir parabol var. Biz buna öyle bir aralık belirleyeceğiz ki o aralıkta daima azalan olmasını istiyoruz arkadaşlar. Daima azalansa bence kollar da yukarı doğru olduğu için parabolümüzün sol tarafından gelip tepe noktasına kadar ne yapabiliriz? İnebiliriz arkadaşlar. Ama tanım aralığımızı tepe noktasının sağından bir yerden veremeyiz. Şimdi soldan bir yerden başlatacağız ama şuradaki simetri eksenimizin sağına geçmeyeceğiz. Çünkü geçtiğimiz anda tepe noktasından itibaren artışa başladığımız için daima azalan olmayız. Bence burada alt sınırımızın tepe noktamız olması gerekir. Arkadaşlar belirleyeceğimiz aralık bir kere parabolümüzün sol tarafından olmalıdır simetri eksenine göre. Aynı zamanda belirlediğimiz aralık mesela şöyle gelsin. Hani şuradaki A kümesi diyor ya. Örneğin işte diyelim ki biz bunu M virgül L diye bir aralık belirledik. Şuradaki M'miz nereden olacak? Simetri ekseninin sol tarafından gelecek. Ama şuradaki L'miz de simetri eksenimizin sağ tarafına ne yapmayacak? Geçmeyecek. O zaman parabolümüz önce azalmış sonra artışa geçmiş olur. Zaten parabolün sağ tarafından alırsak doğrudan artacak şekilde belirlemiş oluruz. Bu da olmaz. Burada yapabileceğimiz tek şey simetri eksenimizin sol tarafından bir aralık belirleyip görüntülerimizin daima azalarak gelmesini sağlamaktır. Çünkü kollarımız yukarı doğru. Eğer kollarımız aşağı doğru olsaydı biz bunu bu sefer simetri ekseninin sağ tarafından alacağımızı söyleyecektik daima azalması için arkadaşlar. O zaman biz burada tepe noktamıza bir bakalım. R'miz eksi B bölü 2A yani 15 bölü 4'ten ne gelecektir arkadaşlar? Burası kaç yapar? 3,75 yapar. Yani bizim tepe noktamız 3,75 virgül K noktası gelmiş olacaktır. Biz burada şu sınırlarımızı belirlerken şuradaki M'yi ne yapabiliriz arkadaşlar? Hani burada M'yi eksi sonsuzdan bile başlatabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Zaten bize A kümesinin en büyük tam sayı elemanı kaçtır demiş. Şuradaki en sağa yazacağımız değerin tepe noktasının apsisiyle sınırlı olacağını söylemiştik. Yani biz şuradaki L'ye en fazla kaç yazabiliriz? 3,75 yazabiliriz. İşte buradaki A kümesindeki en büyük eleman 3,75 olabilir. O da A kümesindeki en büyük tam sayı kaçtır demiş. 3,75'ten küçük ama en büyük 3 geleceği için doğru cevabın C şıkkı 3 geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar yani 3'ün sol tarafında herhangi bir değerle 3'ü belirleyebiliriz. Burada aralık olarak çünkü tam sayı
sayı olarak sorduğu için. Yoksa sağ sınırımızın 3,75 olduğunu zaten söylemiş olduk arkadaşlar. ÖSYM'nin seveceği türden bu sorumuzla ilk videomuzu tamamlamış olalım arkadaşlar. İş yerleri için tabel 4 yemek hazırlayan bir şirket kişi başı günlük 30 TL ücret talep etmektedir. Eğer iş yerlerinden istenilen tabel 4 sayısı 40'tan fazla olursa 40'ın üzerindeki her bir kişi için tüm tabel 4 ücretleri 25 kuruş indirilecektir. Kontenjan 100 tabel 4 ile sınırlıdır. Örneğin bir iş yeri 50 kişilik tabel 4 yemek isterse yemek şirketi her bir tabel 4'un ücretini 2,5 TL indirecektir. Neden? Çünkü 0,25 kuruş 0,25 TL yapar arkadaşlar. Normalde 40'tan fazla olursa demiş. 50 kişi olursa 50-40'tan 10 kişi fazla olduğu için 10 çarpı 0,25 TL'den 2,5 TL indirim yapacağımızı söyleriz. İşte bakın burada 2,5 TL azalınca 30-2,5'tan 27,5'a ulaşmışız. Buna göre bu yemek şirketinden kaç kişilik tabel 4 yemek istenirse şirketin elde edeceği gelir en fazla olur diye sorulmuş. Normalde biz 40 kişi üzerinden hesap yapıyoruz. Her birinden 30 TL alacağız. Kişi sayısı eklenen her kişi sayısı kadar fiyatımız 0,25 TL düşecek. Örneğin bir kişi eklersek burası 41 olursa kişi başı ücret 30 eksi bir tane 0,25 gelecek. 2 kişi eklenirse arkadaşlar burası 42, burası da 30 eksi 2 tane 0,25 olacak. Buradaki mantıkta olduğu gibi mesela 50 kişi olduğunda 10 kişi eklendiği için buradan da 10 tane 0,25'i çıkartmamız gibi. Tabii kaç kişinin ekleneceğinde maksimum ulaşacağımızı bilmediğimiz için ona x kişi diyelim. Buradaki sayımızı o zaman 40 artı x olsun. Buradaki değer de 30 eksi x çarpı 0, kaç gelmiş olsun arkadaşlar? 25 gelmiş olsun. Demek ki bizim elde ettiğimiz fonksiyon, şuraya ben yazayım arkadaşlar, ne gelecek ona bakalım. 40 artı x, öyle değil mi? Alacağımız ücret kişi sayısıyla ödenecek ücrete bağlıdır. Gelirimizi bulmak için 40 artı x ile kişi başı alacağımız ücret olan 30 eksi x çarpı 0,25'i çarpacağız. Peki 0,25'i ben 25 bölü 100 diye yazsam bu da 1 bölü 4 yapar. X ile 1 bölü 4'ü çarpınca burası ne gelmiş olur? X bölü 4 gelmiş olur arkadaşlar. Ben burayı bir çarpmak istiyorum. 40 kere 30 ne yapar? 1200 yapar. 40 çarpı x bölü 4'ten eksi 10x gelir. X çarpı 30'dan artı 30x gelir. X çarpı x bölü 4'ten de eksi x kare bölü 4 gelmiş olur arkadaşlar. İşte bu benim elde edeceğim gelirin fonksiyon olarak verilmiş hali. Burayı düzenleyeyim ben biraz. Eksi x kare bölü 4'ü buraya yazalım. Eksi 10x artı 30x bize neyi vermiş olur? 20x'i vermiş olur arkadaşlar. Bir de artı 1200'ümüz var. Biz bu fonksiyonun maksimum olmasını istiyoruz. Dikkat ediyorsanız bu kolları alt tarafa doğru dönük olan bir paraboldür değil mi? Bakın x kareli. X karenin katsayısı negatif olduğu için kolları aşağı doğru. Kollar aşağı doğru olduğunda bizim neyimiz oluyordu? Maksimum değerimiz oluyordu. Maksimum değerimizi nerede alıyorduk? Tepe noktasında. Gelin bunun tepe noktasına bir bakalım. Eksi b bölü 2a diyelim. Eksi yazdım. B'miz 20. 2a'mız. Şimdi a'mız x karenin katsayısından eksi 1 bölü 4. 2 ile eksi 1 bölü 4'ü çarparsak eksi 1 bölü 2 gelir. Bu da bize neyi verecektir? 40'ı verecektir arkadaşlar. Demek ki biz burada maksimum geliri elde etmek için tepe noktamızdaki o r'mizi 40 buluyoruz. Bunu da fonksiyonda yazdığımızda bize maksimum geliri vereceğini biliyoruz. Bize ne sorulmuş peki? Buna göre bu yemek şirketinden kaç kişilik tabel 4 yemek istenirse elde edeceğimiz gelir en fazla olur. Maksimum gelir için buradaki x yerine 40 yazmamız gerektiğini bulduk. Biz x yerine 40 yazarsak 40 artı 40'tan 80 kişiye ulaşacağımız için yemek vereceğimiz kişi sayısı 80 olduğunda maksimum geliri elde edeceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, paraboldeki ilk videomuzun sonuna geldik. Umarım buraya kadar anlattıklarımız sizler için açıklayıcı olmuştur. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.